Şevkat. Efendim? Menemen ye. He vallahi getir de yiyelim ya. Benim bu omlete hiç elim varmadı ya. O menemen zaten. Ya, menemen dediğin biraz sulu olur ya. Ekmek var olur. Bilmem bak buna ekmeğe banıyor. Bak değişen ne? Hiç bana mısın demiyor yani bu menemen. Böyle olmadı değil. İyi tamam beğenmediysen kendin yap kendi menemenini ya. Yok. İlla da öğreteceğim. Şimdi menemen dediğimiz hadisede zaman mefhumu çok önemli. Nasıl önemli? Şimdi en fazla 45-50 saniye çevirince yetiyor. Ha menemen benim için çok üst level. Ben tercih etmiyorum. Ben yağda yumurta kıracağım dersen onda da yine zaman çok önemli. Onda da hani yağın üstüne yumurta kırdı maksimum bir dakika. Bir dakika. Yoksa onu aşarsan o sarısı katılaşır. Yumurta banmalık kıvamı yine kaçırırsın. Orada sıkıntı olur. Yani diyeceğim Turkish yumurtalarla bu İtalyan omleti pek oturmuyor. Yani şey yapmıyor. Bilmem aydınlatıcı oldu mu? Evet ya. Bayağı aydınlandım gerçekten. Sence de bu yumurtanın pişme süresi bu evlilik teklifi süresiyle çok benzemiyor mu? Yani ikisinin de bu süresi uzadıkça tadı kaçıyor. Mesela yumurtanın bu sarısı katılaşıyor, yemek istemiyorsun falan. Buraya nereden geldik ya? Gelemedik ki hiç oraya. Hep aynı yerde sayıyoruz. Gayet de güzel olmuş. Çok da güzel olmuş menemen. Bakayım. Tamam, vallahi var. Bak güzel, lezzetli olmuş. Ha? Menemen olmamış. Omlet. Menemen ayrı. Menemen de çünkü bunu bandığın zaman bu ekmekten sarkmaya kadar akma yapar bilmem ne yapıyor. Bu omlet olduğu için bununla bu şekilde şey olmuyor. Tavuklar galiba gıdaklıyor. Kedime de girmiş olabilir. Ben bir gideyim müdahale edeyim. Muhteşem ya muhteşem menemen. Ne anlarsın sen? Gel gel. Ne oluyor be ya? Oğlum işimiz gücümüz var. Ne oluyor Kazım? Hayırdır inşallah be ya. Kampanya var. Gel. Allah Allah. Ne kampanyası lan? Evet arkadaşlar. Geç bakalım motorcu senden. Arkadaşlar. Kampanya yapıyorum. Artık bundan sonra benden 5 çay içene 6. çay bedava. Bakın bu kartlara da böyle kayıtlarını tutuyorum. Şimdi bu kartları daima yanınızda bulundurunuz ki Vikingler Çay Evi'nin ayrıcalıklı müşteri kampanyasından her daim yararlanabilin. Şimdi işletmelerde bunun adı kampanyadır ama dostlar arasında bunun adı kıyaktır. Bu kıyamı da unutmayın. Lütfen içtiğiniz çayların sayılarını kaydedin. Vay be çok iyi fikirmiş arkadaş. Benim niye aklıma gelmedi böyle bir şey be? Acaba iyi fikir değil mi yoksa ilk benim aklıma gelirdi böyle bir şey. Cuma sen nasıl kampanya yapacaksın? He? Senden 5 tane somun alana 3 tane de conta mı hediye edeceksin? Vallahi ben diyeyim Cuma Usta onu bile vermez. Bırak onu günahını bile vermez be. Hiç. Herhalde vermem be. O somuncuklar benim yavrucuklarım gibi yani. Hiç vermem. Ayrıca ben malzemeden çalarım. Malzeme vermem arkadaşım. Prensiplerim var. Niko. Acilen konuşmamız lazım abi. Arabayla çıkıyoruz. Hiç bana araba deme Şevkat. Geçen sefer kalbimi çok kırdın. Ve sürekli aynı lafları ediyorsun. Ve beni sürekli aynı güzergahta gezdiriyorsun. Tamam o zaman Niko şeye bak. Adaya gidek. He? Hem senin için de değişiklik olur. Python'a falan bineriz. Ne dersin? Şimdi kalbimi çalmayı başardın. Evet. Ya Şevkat, pastırma sıcaklarının tadını çıkarır sahilde. He? Değil mi? Çok güzel olur. Orada pamuk şeker falan da yeriz. Ne diyorsun oğlum sen? Ben ta Esen götürmedim adaya. Saçma sapan konuşma. Neredeysen geliyorum alıyorum. Muhtarlıktayım. Hadi. İhsan. Ha? Yavrum bir çaylasana bizi be. Limonlu çayın hemen gelir. Eyvallah. Malum mevzu uzun. Daha düğün sonrası kriterlerini yapacağız değil mi? Vay arkadaş ya. Seval'e bak sen Seval'e ya. Yemin ediyorum bütün mahalleyi ayakta uyuttu resmen ha. İyi de oldu ikisine. Vallahi kıl kuyrukla ikisine. Ben şu an su alayım be. Ya bu arada Seval'i gören oldu mu hiç ya? Geçen ayakkabıları bıraktı. Ev iki gündür ortalıkta da yok. Ben onun yerinde olsam yalın ayak dolaşırım, insan arasına çıkmam be ya. Hatta topuklarım vura vura kaçarım buralardan. Hiç durmam buralarda. Yüzsüz o, yüzsüz. Vallahi yüzsüz. Bak Şevkat'e kafalamak için söylediği lafa bak. Ha ben efendim ölüyorum. Aman aman. Terbiyesiz şey. Yüzünü görsem iki çift laf söyleyeceğim kendisine.
Diyeceğim kızım biz seni aldık, bağrımıza bastık. Saygıda, sevgide herhangi bir arızada bulunmadık sana. Senin yaptığına bak diyeceğim, terbiyesiz. Kazım ona ne lazım biliyor musun? Gideceğiz bütün camını çerçevesini aşağı indireceğiz. Ondan sonra beni arayacak, gel cuma hasta camlarımı tak diyecek. Hemen kıştıracağım ona. Cam 5 ise 3'e, 3 ise 5'e, 7 ise 10'a takacağım. Böylece dost gazı atacağız, hiç merak etme be. Sen ne yapıyorsun orada bakayım şakkılı şukkulu? Yok be ya, ne yapacağım? Suyumu içiyorum işte be. Aman sende. Of, bu artık benim beleş çayım oluyor bakın. Hiç anlamam bakın, bütün damgalar tamam, orijinal, hiçbir sahtelik de yok. Yani o benim beleş çayım, haberin olsun. Bir dakika ya, nasıl oluyor bu ya? Bakayım. Ulan vallahi mühür de doğru. Oradaki ne öyle Cuma Usta? Yüreğim be ya, yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum ben. Dur bakayım bir. Ne bu? Şey, ya yok. Ama bakın, bakın. Of şiş. Bu ne? Damga vermişsin. Hı hı. İlk son, çayları topla oğlum. Hemen. Alın çaylarınızı. Damgalar burada sayılı, sayıları da burada. Orijinal yani bu. Tabii tabii, orijinal. Çayları oradan alalım. Alayım mı bunu da canım? Evet. Ayrılmazsınız, ayrılmazsınız. Al, al. Evet. Ne oldu, poğaça börek mi geliyor? Hadi bakalım gelsin. Dur, ben şimdi sana poğaçayı böreği göstereceğim. Kalkar mısın Cuma'cığım? Hayır, inşallah. Kalk, 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 kalk. Ne oluyor be? Gel bakayım böyle. Oluyor ya, hayırdır inşallah. Belimi kütürde çeksen sana hiç gerek yok Kazım orada be. Cuma, biliyorsun değil mi? Eski Roma'da suç işleyenlerin alnına mühür basarlarmış. Yok öyle bir şey be ya. Nereden uyduruyorsunuz be ya? Hiç öyle bir şey yok. İlber Ortaylı bile Roma hukukunu benden öğrendi. Ben de Çarlık Rusyası'nı öğrendim. Ondan şimdi aklı değil mi? Ne yapayım be ya? Bak hiç böyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? Allah'ını seversen bak lütfen. Evet. Hayır böyle bir şey yapmayın. Bakın ya, hiç mi hatırım yok? Ne yapıyorsunuz ya? Hiç bir saniye. Bakın bir çay kadar bile hatırım yok mu sizin? Ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız? Lütfen ama yani lütfen. Hiç vallahi alacağınız olsun sizin. Bırakın be ya. Ne böyle damgalı damgalı. Kampanyada da başlayacağım şimdi kampanya sırada. Mesele zaten orada Cuma'cığım. Kimseden bir şey alamıyoruz ki. Hep alacağımız var. Kimse çay parasını ödemiyor. Bak ne biçim konuşuyorsun? Zoruma gidiyor ya. Geçen hafta daha sana iki çay parası vermedik mi biz? Allah Allah. İşte ise peşin vermiyorlar falan diye de öyle yani. Yüreğimi şeyimizi al. Ben de ayakkabını boyuyorum. Madam, ne kadar güzelsiniz bugün. Ah siz de çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Şöyle oturup karşılıklı bir kahve içelim. Hayır. İçmeyelim mi? İçelim tabii, içelim de ama orada değil. Çünkü orası ıslaktır, yeni sildim. Islanırsınız. Benim yanıma gelin, bakınız burası kuru. Burada oturalım. Hay 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 madam. Şöyle karşılıklı oturup diz dize, göz göze değil mi? Bir kahve içelim diyorum. Diz dize, göz göze. Zevzet Bey'ciğim, size bir şey söyleyeceğim ama bana sakın küsmeyiniz, olmaz mı? Aa, ne münasebet madem, buyurun söyleyin. Biliyor musunuz, bu koltuklar çok eskimiştir. İnanın bana, silerken ödüm koptu, elimde kalacaklar diye lime lime olmuşlar, baksanıza. Ah, çok haklısınız madem. Bu eskicilik, antikacılık insanın ruhuna işliyor, biliyor musunuz? Şöyle yapalım madem, siz bakın, depoya da bakın, başka yerlere de bakın. Zevkinize göre nasıl isterseniz evi döşeyin. Ne demişler? Yuvayı yapan dişi kuştur değil mi? Evet, dişi kuş yapar. Aa, Cevdet Bey, o kadar şekersiniz ki çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz madam. Ah Cevdet Bey. Alo Gizem, çabuk Sanem'i de al. Ben galeriye gidiyorum, benim yanıma gelin. Acil durum. Tamam. Ya şey diyeceğim, gelirken bu karamelli mısırlar vardı ya geçen gün yediğimiz. Onlardan da aslında benim canım çok çekti. Tamam. Hadi görüşürüz orada. Abi senin çay çek. Buyurun Üzeyir'cim. Sen hayırdır oğlum benim 30 senelik arkadaşıma çay veriyorsun? Sen kim
lan. Pardon da ben selami diye bir laf duymadım ağzından. Arkadaş siparişi ortaya verdi. Dolayısıyla hızlı olan kazanır. Üstelik benim çayım gerçek bir ocakta demlenmiş, gerçek demleme çay. Lafı kes lafı. Kamil'i kes. Kamil'i duyuyor musun Zehir bak? Oğlum sana var ya, buradan 75 derecelik açıyla kafayı bir koyarım, senin aklını alırım ha. Ne anlatıyorsun lan sen? Seninki ocakta demleniyor, bizimki nerede demleniyor? Görmüyor musun sen burada? Holdingleşme sürecinde olan koskoca çay arabası olan şirketi ya. Ya gençler ya. Abi senin tamam ya. Yani ben, yani benim için kavga etmeyin lütfen ya. Yani önemli değil. Al Zehir kardeşim. İçin ısınsın. Gel. Şşş. Bir çek. Çek kardeşim bir şey. Canım. Senin naciz bedeninde selo çay her zaman daim. Çek bakayım. Yok. Yok. Tamam. Dur. Tamam. Lan cezası be. Aa. Nasıl gidin lan buradan? Kardeşim ben şu boşu götüreyim mi ha? Ben de şey yapayım da isportayla karışmasın. Böyle oturmak zorunda mıyız Şevkat? Böyle hassas konuları gözlerinin içine bakarak konuşamıyorum Nikio. Önüne bak. Neyse. Sen ne dedin peki? Ne diyecek? Sus pusu oğlu, cevap yok. Evlilik teklif etmedim yoksa? Nasıl edeyim? Ya kız daha bir evlilik bile teklif etmedin dedi. Şimdi ona öyle bir teklif yapmam lazım ki reddedemezsin yani. Yani böyle romantik, asortik falan bir şey olmalı. Romantik, asortik evlilik teklifi. Sen o toplara girer misin Şevkat? Niye ben romantik evlilik teklifi yapamam mı? Şevkat ve romantizm kelimeleri aynı cümlede bulunması imkansız bence. Niye öyle diyorsun Güzem ya? Şevkat istediği zaman gayet de romantik bir insan olabiliyor. Öyle olmasa ben nasıl aşık olmuş olabilirim ki ona? Zaten biz yavaş yavaş evlilik konuşmaya başladık. Yani bence teklif yakındır. Ama nasıl bir teklif olacak? Hayır, ne zamandır düşünüyorum. Böyle orijinal bir fikir de bulamadım biliyor musun? Hani diyorum ki seninle biraz böyle kafayı çalıştır da şöyle güzel bir fikir bul bakalım. Tamam Şevkat, tamam. Düşüneceğim. Sana iyi bir fikirle geleceğim ben. Artık inebilir miyim? Zaten dükkana da gelmişiz ya. Ben de şuradan bir tavla oynayayım mı la bilgisayarda? Online iş yapayım. Ne oldu? Hayırdır Cevdet'ciğim? Dişlerine bir şey mi oldu? Dolgu çıktı herhalde yerinden de böyle. Ne zaman soğuk sıcak içsem böyle bir sızlama başlıyor. Geçer şimdi. Bizim kulüpte hatırı sayılır bir diş hekimi var. Kliniği çok ünlü. Ben çok memnunum. Bir dahaki gelişinde seni de tanıştırırım. Ben oraya bir daha geleceğimi zannetmiyorum. Bana göre değilmiş o işler. Ayrılacağım ben bu gidişle. Hem çok masraflı hem de yemeklerini beğenmiyorum. Zararın neresinden dönülürse kârdır dostum. Ama sen gene de şu doktorun telefonlarını yazıp ver bana. İhtiyacım olunca ararım. Tamam, ben mesaj atarım sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Pardon, bir saniye. Buyur kardeşim. Abi bozuk yok muydu? Yok kardeşim, kusura bakma. Bir dakika bekleyin, bozdurup geleyim. Tabii. Alo! Açsana lan yolu! Çöktün önüme. Lütfen arkadaşım, kabalaşmana hiç gerek yok. Açacağım şimdi. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ha? Kabalaşmanın ne demek olduğunu senden mi öğreneceğim lan? Ha? Hırto! Alo! Hey. Ay ne yapıyorsunuz? Bırakın kocamı. Hayırdır ya? Dört kişi bir kişiye dalmaya utanmıyorsunuz mu? Karısının çocuğunun yanında. Sen kimsin? Şevkat Derimdar. Sana ne lan? Senin işin gücün yok mu? Baksana işte. Yok. Bugün izinliyim. Kafa izni. Ne bakayım? Dur! Kalk. Geç lan şuraya. Geç! Ha sen de. Kalk! Geç bakayım. Ulan şurada bir dakika beklemeye zamanınız yok. Ama bıçak çekip adam yaralayıp yıllar yıl hapiste yatmaya zamanınız var ha. Sizde zaman mevhumu yok mu oğlum? Nasılsınız siz? Utanmaz herifler. Dört tane yarma, bir tane adam karısının çocuğunun yanında dövmeye kalkıyor ha.
İnsan değilsiniz insan. Yürüyün gidin şimdi. Defolun gidin. Zaman mevhunuz yok. Oğlum siz. Hadi, hadi. Astronot musunuz? Mısınız artık. Korkma oğlum, korkma. Bir şey olmadı ki. Bak geçti. Yok bir şey. Koç, üzülme ya. Onlar teker teker gelseydi senin baban hepsini döverdi. Merak etme. Çok teşekkürler. Ben arabayı alayım şimdi. Yok yok. Acele etmeyin ya. Beklesen o yerler işlerine. Bunların zamanı bul. Siz lütfen görün işinizi. Helal et usta. Helal olsun abi. Gel bakayım Şevkat. Gel bakayım. Al. Ağaçlar meyvelerini yiyenlere ve gölgesinde dinlenenlere eğilip bakmazlar. Ağaçlar tabiatta bilgedir. Onlar sadece su ve ışıkla beslenir ve karanlıkta kalırlarsa işte bunlar gibi kurur ve odun olur. Biz bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine mi yaşayacağız? Yoksa bunlar gibi kupkuru olup cehennemde odun mu olacağız? Ne, ne diyorsun abi? Tamam kavgadan çıktım, sakin. Ders çıkarmayacaksa kavganın ne yararı var? Ki üstelik savunma mekanizmasını uyguladım. Tamam. Abi abartma istersen. Tamam mı abisin şimdi? Hadi. Yolunuz açık olsun. İyi günler abi. Bırak bırak. Kulağa çıçık yapıyorlar. Bırak yapsınlar istedikleri kadar. Hey! Sevkat! Kolun çok kanıyor Beca. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Yok yok bir şey yok. Baktım kesik sadece bir şey olmaz. Yok yok öyle olmayabilir Beca. Mutlaka gitmemiz lazım. Ya zaten. Hastane hastane çıkartma gerek yok. Çizik diyorum benim acilen dükkana gitmem lazım ya. Ya Miço zaten dükkandadır. Dur bak. Sakın ha Miço'ya haber verme. Bak sakın ha. Tamam ben de dur. Alo Miço. Ustanı bir bıçaklama olayı olduğunu hastaneye götürüyorum. Sen sakın dükkandan ayrılma. Ne, ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun bebeğe ya? Allah! Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen niye bağırıyorsun manyak? Ben aklımı aldım elim. Gören de savaş çıktı zannedecek ya. Keşke savaş çıksaydı. Bu daha beter. Şevket Usta'yı hastaneye kaldırmışlar. Yüce Allah'ım sen bana bağışla usta mı yarabbim ama. Ne oldu lan? Acaba ne oldu? Kim hastaneye kaldırmış Şevket? Ne olmuş Şevket'e acaba? Niye? Kim? Nasıl oldu lan? Ne oldu be? Biliyorum ağabey. Üç kişi satırla saldırmışlar. Ne? Yok be ya. Şevket satıra kafa atmıştır be ya. Hiçbir şey yoktur sen sakın ol bakalım. Ay bu çocuğun sinirleri bozulmuş bak. Kimden aldın haberi sen su ver bakalım. Su getir bakalım. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Böyle bir şekil var mı ya? Olan yine bana oldu. Bardaklarım gitti. Şuraya bak ya. Agacım Şevkat'e dört kişi palalarla dalmışlar. Nasıl biliyor musun? Dörde bölmüşler. Artık onun kaportasını ben bile toparlayamam ha. Allah Allah ne diyorsun sen Cuma ya? Hangi hastaneye götürmüşler oğlum? Nerede olmuş bu mevzu? Aşağı mahallede mi desem, yukarı mahallede mi desem onu tam olarak bilemiyorum ama ne, bunun ne önemi var be ya? Çocuğu parçalamışlar diyorum. Palalarla böyle bölmüşler. Bu sihirbazlık gösterisi değil ki okus pokus deyip birleştiresin. Ah ah. Ay ben de sabahtan beri başımızda bir uğursuzluk var diyorum bak. Bak buna çıkacakmış meğerse. Ben gideyim hemen ya. Sekiz kişi birden kılıçlarla dalmışlar oğlum Şevkat'e. Ne? Kılıç mı? Oğlum Şevkat nereye gitti? Viyana kuşatmasına mı gitti? Vallahi orasını bilmiyorum. Kılıç Kalkan ekibiyle mi takıştı ne oldu ama delik deşik etmişler oğlum Şevkat'i ya. Neredeymiş? Hastahanada mı? Morgda mı? Öldü mü? O kadarını bilmiyorum. Duyunca benim de aklım kaçtı. Soramadım vallahi. Ah ah ah. Vah vah vah. Ya Bozkır abi. Görüyorsun değil mi mevzuları? Çocuğa 20 kişi saldırmışlar ya. Lan nerede kaldı lan sizin delikanlınız? Böyle delikanlılık mı olur be? Hayır her şeyi geçtim. Düşünsene abi şimdi çocuğun her biri bir parçasını kesmiş. Olsa çocuk kuşbaşı olur. Doktor demiş zaten sabaha çıkmaz. Olaylara bak ya. Akıl olur gibi değil ya. O öyle değil bir kere Sayın Kole Çakması Çaycı Beyefendi. Olayın başını sonunu bilmeden ortasından dalıyorsun. Şimdi Bozkır abi önce Şevkat'e 8 kişi kılıçlarla saldırmışlar. Şevkat kaçmamış. Dayanmış. Sonra 20 kişi olmuşlar. Şevkat gene dayanmış, kaçmamış. Ondan sonra 10 kişi daha gelmiş. 30 olunca Şevkat artık dayanamamış, yığılmış kalmış yere. Kim yığılıyor lan yere? Ha? Kamil ne anlatıyorsun acaba sen? Oğlum Şevkat kendi hastanenin kapısına kadar yürüyor. Çocuk hastane acil kapısında yığılıyor kalıyor be. He tabii tabii. Ulan 30 tane kılıç darbesiyle nasıl yürüsün? Kan kaybından ölür bir kere. 50-50 daha sayısını bilmiyorsun be. Mevzunun olduğu sokağın iki sokak üstü abi. Hastanenin acil kapısı. Gidiyor yani çocuk oraya kadar. Ya sen emin misin bundan? Emin miyim? Bozkır abi kurban olayım sana ya. Lütfen abi ya. Mevzunun son evresinde Şevkat Miço'ya konum atıyor abi. Miço gösterdi bana konum. Ben iyi biliyorum hastane civarını biliyor musun? Şimdi oranın böyle servis kapısıyla acil kapısı ayrı yerlerde. Şevkat'in attığı konum tam acil kapısı abi aşağı kapı yani. Burada doğup büyüyen bilir. Norveç'ten gelen nereden bilecek? Sallayacak işkembeden. Sokağın nabzını biz tutuyoruz abi. Sokaklar bizim evimiz lütfen.
Adem şu alkolü versene. Esin sen bunları temizlemeyi unutuyorsun. Sonra boyalar bu fırçaların ucunda kuruyorlar. Evet. Temizle de ben de burada sileyim. Dur, çıkmıyor ki. Esin kolay gelsin ya. Ne yapıyorsun? Allah sabır versin vallahi işiniz zor ya. Ne oldu ya? Ne sabır versin? Ulan yine bir değil mi? Hep bana denk geliyor aga böyle mevzular. Sizin haberiniz yok muydu acaba? Ben sorsam. Sana ne oldu? Yani ben şimdi nasıl desem bilemiyorum tabii de. Söylemek de gerekiyor haliyle. Şöyle şimdi Şevkat'in durum kritik. Doktor demiş sabah zor çıkar. 73 bıçak yarası düşünebiliyor musun ya? Ulan siz nasıl delikanlısınız be? Bir adama 20 kişi girilir mi? 50 kişi girilir mi lan? Ay! Esin dur. Gelsin gel. Ay! Ya ne diyorsun ya? Canım. Esin. Kız bayıldı. Esin. Ya öyle söylenir mi hemen git bırak pat diye? Tamam da ben ne dedim ya? Ey Allah Esin. Ya, inanamıyorum şu an ben şok beni iptaller böyle bir şey yok ya. Gitti. Canım. Bahar. Sana bir şey söyleyeyim. Çok üzgünüm çocuğum. Biliyor musun? Cevdet Beyciğim evlendiğine pişman olmuş. Ayrılmak istiyormuş benden. Beni çok masraflı buluyormuş. Bir de en önemlisi yemeklerimden hiç yemiyor, beğenmiyor yemeklerimi. Ay senin neyini beğenmiyormuş ya? Ha zaten bütün hepsi erkeklerin aynı. Evlendikten sonra hepsi değişiyorlar. Bak böyle sinirin tepene falan çıkar, vur kapıyı çek gel. Biz özledik senin yemeklerini ya, o yemesin. Kızım, aç mı kalıyorsunuz yoksa? Bak Bahar benim yüreğime indirme. Oralarda açlıktan süzülüp kalmayın sonra. Yok ya niye aç kalın? Ben yapıyorum bir şeyler. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Dün bamya yaptım. Etli mi? Etli anne, etli. Aferin benim kızıma, aferin. Şevkat yavaş, kan kaybettin tansiyonun düşer. Ya ne yapıyorsun Nikola'nın serisini? Şuradan ufacık şey yaptılar, bitti gitti ya. Boşuna vakit kaybettirdin. Eseğinin salam kazağı bağlayacaksın. İyiyim diye sevineceğine hala bana vakit diyorsun. Şevkat vakit dediğin nedir ki? Vakit, vakit senin boş boş konuşmalarına harcanıp giden bir olguymuş gibi geliyor bana. Yanlış. Vakit dediğin andır Şevkat. Ve sadece bu anlardır. Sen söylenerek anı kaçırıyorsun. Hangi anı kaçırıyorum Allah'ını seversen bana bir deyiverin ya. Şu yukarıdan aşağı bizim romantik inişimizi mi kaçırıyorum yani seninle? Ah Temo, tabii ki hayır. Farkındalığın ziyanda Şevkat. Anladın mı? Yaşadığını hissetmeyi kaçırıyorsun. Aa, Şevkat. Ölmedin mi sen ayol? Yoksa hortladı mı sen de Erkan gibi? Ya bu mahallede kim ölü, kim diri belli değil yani. Ya Gülperi abla gördüğün gibi yaşıyorum ya kanlı canlı karşında olduğuma göre. 30 kişi sana palayla, bıçakla, satırla saldırmış, kengire çevirmişler seni. Ha doktorlar sabaha çıkmaz demiş. Kara haber her an hazır olun demişler. Ha ben Esin'e gidip haber miyim? Yani haber vermek lazım. Hayır, kız belki de komaya girdi şimdi. Yok, o önümüzdeki sezonun finali olabilir abla. Öyle bir durum yok yani. O yanlış istihbarat. Hastaneye gittik. Kaptanlık pazubandını taktılar bana. Gönderdiler. Yani öyle kevgirlik, rendelik falan bir durum yok. Zaten sana gelen haber metni yanlış. Yani sabaha göremez demeleri için gece olması lazım. Ama şu anda gündüz olduğuna göre oradan... Ben oğlum komşuyum. Hafiye değil. Öyle lafları süzgeçten geçir dinleyemem ben milleti. Neyse, sen sağlıcakla kal. Çok sevindim iyi olduğuna. Kendine dikkat et. Niko Bey iyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ ol. Hah. Allah Allah. Allah Allah. Ben sana dedim Mişo'ya haber verme diye. Bak şimdi o mevzu nereden nerelere gitmiş ya. Ya ben hangi birinize ne yapayım şimdi Allah'ın seversen. Şey yapma o kadar da ya. Yani sonuçta senin içinde sabaha çıkmaz demişler ama öyle mi? Değil. Yani haberi yoktur belki. Ya tamam konuşma. Gideyim bari ben şu üstüm başımı bir değiştireyim de... Esin'e bir haber vereyim yani. Kıza böyle anlattırırsa mevzuyu... ...kız kalp krizi geçirmediğine dua edeceğiz artık. Bandajı çıkar. Ya vallahi boş beleş konuşuyorsunuz Niko ya. Bandajı çıkar. Yok benim aklıma gelmiyor çünkü bandajı çıkartmak. Akan revan olmuş da... ...paramparça olmuş da burası bana bir bandajı çıkarıyorum. Bandajı çıkaracağım. Vallahi billahi delirtiyorsunuz adamı ha. Vallahi tutayım diyorum kendimi ama delirtiyorsunuz, patlatıyorsunuz bir yerde. Ha diyorum ya sabır diyorum, içime atıyorum, çekiyorum ne derin nefes alıyorum, bırakıyorum falan o yok. Yani illa delirtiyorum. Git hadi git daha ne duruyorsun yolun ortasında? Sen de devam et bari. Kolum acıyor zaten ya. Yani bitiremedin o yüzden gidemiyorum. Pierre. Onun iyiliği için söylüyorum. Kız panik olacak bandajı gördüğün zaman. Beni ne yapayım? Madam. Hadi hazırlanın da gidip biraz mobilya bakalım.
Zevzek teyzem, yani ben şimdi düşündüm de hiç gerek yoktur. Ben yıpranmış yerlerini tamir ederim, dikerim. Olmadı, dantel örer koyarım. Yani masrafa hiç gerek yoktur, hiç. Masraf olur mu madem? Ne masrafı? Yeni alışveriş, yeni enerji demektir. Hadi kalkın biraz enerji kazanalım. Ah Cevdet Beyciğim, bizim enerjimiz bize yeter. Biliyor musunuz? Ben size bir kalbura bastı yaptım. Onu yiyince enerji patlaması yaşayacaksınız, inanın bana. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Nasıl hissediyorsun şimdi kendini? Daha iyi misin? İyiyim. Bak emin misin? Doktora gidebiliriz. Ha? Ah Şevkat. Çok korktum, çok korktum, çok korktum. İyi misin? Ha? İyiyim ya, tamam. Sorun yok. Sokak sporu yaptık biraz sadece. Yalnız rakip biraz centilmenliğe aykırı davrandı. Fair play bozdu yani. İşte bıçaklar falan çekildi. O yani yoksa bütürüp hep bu miçonun halt etmesi. O abartmış ya. Elbisiniz, dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun adama? Niye vuruyorsun o kadar? Karışma! Ay, tamam. Anladık. Biz sizi baş başa bırakalım. Görüş, hadi. Görüşürüz. Ne oldu canım cicim diyordum. Sarılıyordum boynuma az önce. Bu ne vurmalar patır kütür? Bir de ne oldu diye soruyor ya. Ne oldu biliyor musun? Delirttin sen beni. Sen beni çıldırttın ya. Ben burada sana bir şey olacak diye ne kadar korktum biliyor musun? Sonra seni görünce de boşu boşuna endişelendim diye kendime kızıyorum. Ya her gün bir vukuatın var. Normal sıradan bir şeyden bahseder gibi bıçak çektiler diyorsun. Yok sokak sporu diyorsun. Halı saha başı mı bu ya? Her gün herkesin yaşadığı bir şey mi bu? Yok herkesin başına gelmez. Bela beni buluyor. Ya bende bir mıknatıs var galiba. Hayır sen belayı buluyorsun. Ya sokağa mı çıkıyorsun, savaşa mı gidiyorsun belli değil. Yok vallahi ben yapamam, ben istemiyorum. Ben evlenmeyeceğim seninle, ben bunu yaşamak istemiyorum. Ha, evlilik zor geldi demiyorsun da topu taca atıyorsun yani ha? Evlilik zor falan gelmedi. Vallahi bilmem. Ya bir evin sorumluluğunu almak, o evi çekip çevirmek falan da öyle çok kolay işler değildir. Senden daha iyi yapacağım kesin. Vallahi orası şüpheli. Öyle mi? He. Tamam. O zaman bir iddiaya girelim. Sen hiçbir kavgaya, hiçbir belaya bulaşmıyorsun. Benim kafamda rahat oluyor. Ben de o evi bir güzel çekip çeviriyorum. Var mısın? Yine klasik iddia olayına girdik yani. Hazırlık maçı hesabı. Ha? Evlilikten önce son antrenman gibi. Neyse ne, ne istiyorsan onu söyle. Var mısın yok musun? Tamam varım ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum sen ne zaman adam olacaksın lan Üçün? Ha? Ne yaptım gene ben ustaya? Daha ne yapacaksın lan? Ustam öldü diye bütün mahalleye ayağa kaldırmışsın oğlum. Aa sen ölmemişsin usta, canlısın, kanlısın be maşallah. Ah benim çırağım. Vay benim aslan çırağım. Usta, vay canım benim acıyor. Aslan akıl kıpı çırağım. Usta, ver bakalım canım onu öpeyim. Acıyor. Ver, ver. Bir gün bir kalpten gidecek bak senin bu yaygaların yüzünden, ben sana söyleyeyim. O zaman da gidersin, mezarına böyle bir de haçı çaya dikersin. Nikola, hı? Oğlum bir Seval nerede görünmüyor ortalıklarda, kaçtı gitti mi la bu? Ne bileyim ben? Ben mi bileyim lan, at ağızlı, mahallenin muhtarı ben miyim? Ben mi veriyorum millete para karşılığı ikametgah senetlerini? Şevo, bebişim bir gel la, bir şey diyeceğim la. Ne yapıyorsun oğlum kendi ekseninde 360 derece dönüyorsun orada? Gel la bir şey diyeceğim la. Allah'ın aşkına bir söyler misin kardeşim şu at ağzı Viking'e? Sana 20 kişi mi daldı, 50 kişi mi daldı la? Oğlum siz niye böyle yapıyorsunuz la? Hadi bu Mumişo daha velet onu anlarım da sizin zeka yaşınız kaç la? He? Yok efendim 50 kişi üstüme saldırmış da yok, kılıçla ikiye kesmişler de yok efendim sabaha göremezmişim bilmem ne. Bir helva mı kavurmadınız kalmış la? Kardeşim yani tamam mı şimdi her haberin bir falanı filanı var. Senin de şimdi haber değeri yüksek. Biz de öyle inceden böyle yüklendik. Ne yapalım da? Hatta bu at ağzı bir kik bile katkıda bulundu lan. Aferin lan. Esin'in yüreğine indiriyordunuz yani. Zaten bir kere bir şaka yaptınız. Kuş beyninizle kızı tımarhanelerden topladık. Oğlum ne istiyorsunuz siz bizden ya? Heyecan Şevo, heyecan. Biraz heyecan baba, heyecan. Ya 7-24 bu mahallenin ortasında otururuz. Sıkıldım babacığım ya. Biraz adrenalin katkısında bulunuyorum. Adrenalin baba.
Ben sana buradan bir adrenalin takviyesi yaparım var ya, buradan Keşan'a kadar koşa koşa gidersin ha. Sizin yüzünüzden başım belaya girdi ya. Bir de bu iddia dalgası çıktı üstüne. Kızdan yemediğim laf kalmadı. Yok efendim ben sorumsuzmuşsun. Yok efendim evliliğe hazır değilmişsin. Yok efendim ben başımı belaya sokarmışsın. Bu ne la? Kız haklı. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani de şimdi ben iddia mevzusu varsa net esine bahis oynuyorum. Çok netim bu konuda Şevval. Lütfen kusura bakma kardeşim. Vallahi çok ilginçtir. Bizim Norveç'te bu konuyla ilgili hiç söz söylememişler. Ama benim şahsi olarak birkaç lafım sözüm var. Sen sus lan. Hiç girme bu mevzulara. Vikingleri açacak mevzular bunlar kardeşim. Baba açıklayabilir misin acaba bu iddia mevzusu tam olarak ne oluyor yani? Ben şimdi canlı bahis başlatacağım da mahallede. Ya oğlum iddia mitle ne olabilir? Bildiğin klasik kavga dövüş. Fix bizim klasik iddia muhabbeti. Esin beni hizaya sokmaya çalışıyor kafasına göre. Ama bakın sizden ricam. Bu sakın iddia mitle olayına girmeyin. Vallahi çok fena açılır aramıza. Bak Semih. Leo Tzu der ki eğer bir savaşa girersen zaten kaybettin demek. Bak bir kız seninle iddiaya girdiyse bence baştan kabul et ve iddiayı kaybet. Böylelikle çileden kurtulmuş olursun. Çünkü eğer iddiayı kazanırsan Esin bunun mutlaka rövanşını isteyecektir. O zaman yine kaybedeceksin. Eğer madem sen her seferinde kaybediyorsun, bu iddiada da baştan kabul et ve kaybet Sevkat. Çünkü ben sana hiçbir şans tanımıyorum. Sen bana şans tanımıyorsun ama ben hepinize son bir şans tanıyacağım. Bugüne kadar ben hepinizin yardımına koştum oğlum. Başınız ne zaman sıkıştıysa koştum geldim yanınıza. Şimdi siz de bana yardım edeceksiniz. Sizden fedakarlık istiyorum. Bebişim, hayatımın anlamı. Seni seviyoruz biz, sen bizim canımızsın, yerimizsin de. Anlatabilir misin bana şu iddia mevzu nedir acaba ya? Ha? Bir, beni sinirlendirmeyeceğiniz. İki, damarıma basmayacağınız. Üç, beni delirtmeyeceğiniz. Dört, kışkırtmayacağınız. Beş, bu ilk dört kuralı unutmayacağınız. Bu. Allah, güzelim. Allah. Kanki şimdi şöyle. Tabii ki sen bizim canımız, ciğerimizsin. Fakat biz kız tarafıyız baba. Yani Esin'in iyiliğini düşünmek zorundayız. Belki kızın iyiliğine değil bu evlilik mevzuları. Ha? Şimdi biz buradan ne çıkarıyoruz kanki? Seni delirtiyoruz. Biraz sinirlendiriyoruz, biraz oynuyoruz senden. Bu evlilik meselesine biraz taş koyuyoruz. O sen kardeş, sevgili Viking dostum. Senden rica etsem şu fırıncı kurye ellerinle şu seyyar vergisini ödemeyen pis çaycıya bir girişebilir misin? Hay hay. Lan! Oğlum bak ne yazıyor orada? Ne yazıyor orada ne yazıyor? Vikingler çay yapıyor değil mi? Bak camını çerçevesini indiririm oranın mevzu büyür gider uyandırıyorum ha. Büyüsün lan. Büyüsün lan hatta Kuzey Kore'ye kadar gitsin lan. Abi, eyle. Biraz sakin. Bir kaşık çay da fırtına çıkarmayın. Akıllı ol, akıllı. Akıllı ol, benim canımı sıkma ha. Şişt, tamam. Bana bak. Şimdi bana söz veriyorsun. 4+1=5 kural. Tamam. Bunlara uyuyoruz. Söz mü lan? Tamam, söz. Söz. Ben zaten Norveçliyim. Barışçılım. İyi. Muhtar, bu 5 altın kuralı bütün mahalleye yaymak senin görevin. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi. Hadi. Tak. Önüne baksana. Pardon abi ya. Kardeşim sen niye böyle yapıyorsun ya? Bak. Beğendin mi üstüme su sıçrattın hep? Bak ne kadar tehlikeli. Bak burası 4 yol ağzı. Üstelik su sıçrattın üstüme. Değil mi? Böyle daha sakin, daha yavaş gidiyoruz trafikte. Tamam? Affet abi ya. Görmedim ben seni. Bundan sonra yanından geçerken çok dikkatli olacağım. Ya yok. Sadece benim için değil. Bunu her zaman. Bu çünkü bir genel görgü kuralıdır. Bundan sonra her zaman trafikte yavaş gideceksin. Özellikle bu şekilde böyle 4 yol ağızlarında. Hele bir de böyle su birikintileri varsa ağır geçiyoruz. Neden? Vatandaşlarımızın üstüne su sıçratmayalım. Değil mi canım kardeşim? Ha, şimdi pardon da böyle ben alttan aldıkça sen bir şekil yapıyorsun bana. Öyle öğreten adam ayakları falan taslıyorsun. Lan oğlum hadi bin arabana yürü yoluna git. Ben de yoluma gideyim benim asabımı bozma. Yürü git lan. Yürü git bir arabaya. Yürü. Canım kardeşim. Hadi. Oldu. Hayırlı yolculuklar. Kolay gelsin. Aa Sanem ne haber ya? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım? Biz eve gidiyorum işte. Sen gez bir şey yapıyorsun. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar. Merhaba. Şevkat'le yolda karşılaştım. Anlatacaklarım var. Geç otur. Ne oldu? Dur.
Vallahi Şevkat'e bravo. Önce bunu söyleyeyim. Böyle bir araba geldi, su sıçrattı. Üstü başı çamur oldu. Ben dedim eyvah şimdi olay çıkacak. İzledim. Şevkat böyle sakin sakin, güzel güzel anlattı. Adamı yolcu etti. Çok şaşırdım. Yani tabii kendine hakim olacak canım. İşin ucunda Esin var. Yani bir de aşk var. Aa, demek ki ikisi birleşince öfkesine böyle güzel bir sos oluyor ha? Hı, tanıyorum ben onu. O sos fazla dayanmaz. E madem dayanmaz diyorsun, niye böyle yapıyorsun adama? Ne yapayım sana? Bana da yazık değil mi? Ya sürekli diken üstündeyim başına bir şey mi gelecek diye. Ben sana söyleyeyim başına ne geldi. Sen. Başına sen geldin. Senin başına da o geldi. Ne yapayım yani? Şimdi ben iddiayı bitireyim mi? Yok ya, vazgeç demiyoruz. Hem sevmek başkasında kendini fark etmektir. Siz de fark edinceye kadar devam edin. Esin sen çok mu farklısın Şevkat'ten? Yani adama dikkatli ol diyorsun. Adamın evini kaç defa yaktın, geldi seni kurtardı. E tamam, orası öyle. De. Şeytan azapta gerek değil mi? Deniz, kızım içeriden iki tane kayık tabak getirir misin? Hadi kuzucuğum. Ay, ah mis gibi kokuyor. Orada madam. Hadi bakalım Cevdet Bey. Bunu da beğenmedi göreyim seni. Madam, madam oluyor mu şimdi bu? Hiç ellerine yakışıyor mu senin? Ay, aşk olsun Cevdet Bey. Yani elimin tadını o kadar mı beğenmiyorsunuz? Ben onu söylemek istemiyorum ki madam. Siz niye elinizi sıcak sudan soğuk suya sokuyorsunuz? Bırakın ahçılar yapsın bu işi. Canım olur mu Cevdet Bey? Ben kendi evimde kendi yemeklerimi yapmak isterim. Şimdi Cevdet Beyciğim. Yani şunun bir tadına bakmanızı istiyorum lütfen. Hmm. Ah, o kadar mı kötüdür tadı? Çok önemli bir telefon bekliyorum madam. Geleceğim şimdi. Of, çok önemli bir telefon bu. Ah be. Erkeğin kalbine giden yolu ben daha şimdiden kaybetmişim. Hiçbir yemeğimi beğenmiyor. Tahammül edemiyor. Patron. Söyle lan. Ne oldu? Taksinin hasılatı. Bu ne lan? Oğlum şov yapmışsın lan. Aferin kuçuma bak ya. Aferin kuçu. Aferin. Seni seviyorum. Ne yaptın? Mahalleye gittin mi? Yengen ne yapıyor? Benim hakkında bir şeyler falan söyledi mi? Gittim patron. Ama yengeyi göremedim. Yalnız mahallede çok acayip bir durum var. Hı. Ne gibi? Şevkat kimseye bulaşmıyor. Esin'le iddiaya girmişler. Şevkat bundan sonra kavga mavga etmiyor. Kabuklusuyla. Yakma oğlum ya. Şevkat dayanamaz oğlum. Gider ağzını burnunu kırar lan milletin. Alakası yok. Dayanamaz. Nasıl dayanamaz? Yanından geçerken arabayla su sıçrattı. Ki sen. Aynen. Vay şısı. Nasıl adamsın lan? Nasıl yaptın? Ağzını burnunu kırmadı mı senin? Önce karıştı tabii. Sonra bir yokladım bunu, üstüne gittim. Yok patron. Şevkat bu iddiayı çok ciddiye almış. Tutuyor kendini. Ne diyorsun lan? Dövmedi yani seni. He? Bakayım. Acıyor mu lan bir? Oğlum harbiden dövmemiş lan seni. Oo, çok iyi lan. Demek ki Şevkat'i tam dövme zamanı. Onun ağzını burnunu tam kırma zamanı. Bu mu yani patron? Bunu mu çıkarttın bundan? Ayrıntıları kaçırıyorsun patron. Bu senin aklına daha şok, şok, şok edici bir kötülük getirmiyor mu? Yani şu anda benim aklıma gelen tek şey bu Şevkat'in ağzını burnunu kırmak oğlum. Süper bence zaten, yeterli yani. Ayrıntı diyorum patron. İnce ayrıntı. Sarışın bir ayrıntı. Ne lan? Söylerim ama vallahi prim isterim patron. Kusura bakmayacaksın. Fikir çağında yaşıyoruz. Öyle bedava bilgi yok. Yani ne istersen oğlum, problem yok. Tamam söyle söyle, yeter ki söyle. Ne? Vallahi mı? Ha. Tamam bak şimdi iyi dinle. Şimdi sen Şevkat'in engelinden yararlanıp onu Bahar yengenin gözünün önünde döveceksin. Ha, ha. Nasıl olsa sana 50 bile kaldıramayacağım. İstersen. Sen de bu sayede prim yapmış olacaksın. Ben de dolar üstünden yaptığım primle kendime şekil yapacağım. Ben de karizmamın deposunu fullleyeceğim. Ya yemin ediyorum seni seviyorum. Aklını seveyim oğlum. Nasıl bir kafa lan? Einstein gibi konuştun ya. Kesinlikle, kesinlikle senin dediğini yapacağım. Sonuna kadar oğlum. Sonuna kadar senin dediğini yapacağım. Aferin koçumsun lan. Yalnız koçum. Sen ol. Doğuştan kötü bir insana günahını bile verme. Neden diye sorar mısın? Neden? Çünkü sen şu anda primin en hakikisini hak ettin biliyor musun? Seni paraya boğmam lazım. Ama sana prim vermeyeceğim. Bak.
Ama bak bu gözlükler çok moda biliyor musun bu sene? Güzelmiş. Gerçekten güzeller. Benim yüzüme gitmez ama benim yüzüme daha böyle çekik gözlükler gidiyor. Ve küçük. Kemikli biraz ya. Daha küçük. Evet evet. E şu elbiseye baksana, kırmızı müthiş güzel. Bu senenin modası bence. Ay. Ne oldu? Şeyi, yarım resmi evde unuttum ya. Ben de diyorum ne yapacaktım, bir şey unuttum. Ben elim boş gelmeyecektim. Devam edecektim ben ona. E gidip alayım ben iki dakika onu. Asıl bakın. Bir şey istiyor musunuz? Yok, teşekkürler. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi aşktan biliyor musun? Bizde de aşk lazım, aşk. Aç bakayım. Aşk mı? Bakalım işte aç. Ay, kırmızı da aşk rengi bence. Değil mi? Ana. Ne oldu kız size? Ne oldu yavrum size? Anam, 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 anam. Hasta mı oldunuz lan? Amoka için niye sahip çıkmıyorsun kızım? Bu ne lan? Lan kim koydu bu cipsleri buraya ya? Vah yavrum vah, yediniz değil mi hepsini? Tüh lan ne yapsak ya? Dur tamam, tamam, tamam yavrum, tamam sakin olun. Ben sizi dur bir veterinere götüreyim de midenizi mi yıkatayım, ne yapayım ya? Hay Allah, dur, dur bakayım, dur. Dur. Gel bakayım yavrum, gel. Gel kızım, gel. Gel yavrum ben, gel. Gel tamam kardeşim, gel. Tamam yavrum, sakin. Salgın olmuş ruhlarına bulaşır. Balas sokaklarında namımız dolaşır. Seversen severem, hiç vazgeçmem. Üzersen üzerem, hiç affetmem. Cani cani cani, sana ben heyran. Al işte meydan, işte heyecan. Yo! MC İhson Balat. Yo 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 yo! İhson! Sen deme Brütüs. Lan hain! Ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya. İhsan, geç kardeşim dükkanda, bu Kamil'i kırdırtacağım bana, geç. Usta bir şey yok ya. Bir tane şarkı yazdım da öyle muhabbet sardı. Ya çok iyi adamlar bunlar ha. Başlarım senin muhabbetine de şarkına da. Ulan sen koskoca Viking yuvasını şu paslı çay tezgahına mı tercih ediyorsun? Sen hayırdır oğlum? Ya usta iki tane insan yüzü gördük diye niye böyle yapıyorsun ya? Zaten bütün gün boş taburelerle bön bön bakıram. Bön ne lan? Bön ne lan? Gösteririm ben sana bönü. Bak yemin ediyorum seni Kazım'a veririm çırak diye. Görürsün doğduğun hastaneyi. Yürü git içeri. Yaktıracağım bana şunun tezgahını. Niye yakıyorsun oğlum sen ya? Roma'ya mı yakıyorsun? Hayırdır lan? Kazım, bak Allah belanı versin, ben bu Kamil'i kıracağım. Bak ah, buraya yazıyorum, göreceğiniz hepiniz de. Bu daha önce benim aklıma nasıl gelmedi ya? Maşa varken elimi niye ateşe sokayım? Tuşlarım 153'ü, çağırırım zabıtayı. Alırlar bu salağı, bize de seyirlik çıkar. İhson, bana bir kahve yap oğlum. Hayırdır Şevkat? Tavuklarla tatile mi çıkıyorsun? Ya hiç sorma Nikio. Hayvanlar hastalanmış. Artık nereden buldularsa cips yemişler. Bir paket mi yediler, ne kadar yediler onu da bilmiyorum. Ya cipsin içindeki o tuz da bunlar şişiriyor biliyor musun? Allah'tan vaktinde yetiştim de veterinere götürüyorum artık. Midelerini mi yıkar, ne yapar bilmiyorum. Şey panik yapma, bir paket değildi Şevkat. Yarısını ben yemiştim. Ne diyorsun lan sen? Oğlum bir de akıllı geçiniyorsun. Sen hayvanlara cips mi yedirdin lan? Ne yapayım Sevkat? Boğazımdan geçmedi. Böyle bakıp bakıp gıdaklıyorlardı kulakka diye düşündüm. Yani bir tarafları büzüşsün istemedim. Kötü bir niyetim yok. Ben şimdi senin bir taraflarını büzüştüreceğim oğlum. Sevkat ne yapıyorsun ya? Ne oluyor burada? Kardeş şimdi bu deri ya. Bunda yağmur yerse bu büzüşür. Ya tamam onu izah ediyordum Nikio'ya. Değil mi kardeş? Evet Sevkat, çok haklısın. Ah esi, bir nasihat din nusibetten iyidir. Yelek büzüşünce ben her şeyi anladım. O yelek büzüşmüş gibi görünmüyor da... ...daha çok siz kavga ediyormuşsunuz gibi görünüyor. Kavga? Ben? Sevkat. İmkansız. Ben zaten kavgayı bıraktım. Kullanmıyorum ya. Öyle olsun bakalım. Bana bak, madem bu tavukları sen hasta ettin, bunları doğruca veterinere götürüyorsun. İyileşene kadar başlarında bekliyorsun, hemşire olarak onlara refakat ediyorsun ha. Bir tavukların Florence Nightingale olmadığım kalmıştı. Lan konuşma daha, yürü hadi adamı hasta etme. Anahtarı ver. Anahtar üstünde yürü.
Berbere. Kay bakayım. Öteye kay Berbere. Ne yazsam acaba? Ne yazsam, ne yazsam? Ha? Gözlerinin parıltısına eşlik etsin diye. Çok güzel. Gözlerinin parıltısına eşlik etsin diye. Harika. Cedit Beyciğim. Evet. Siz ne saklıyordunuz? Bir şey saklamıyorum madam. Emin misiniz? Aşk olsun madam. Sizden ne saklayabilirim ki? Aşk olsun. Yani. Six, four. Aa! Oğlum adam gibi yapsana şunu. Kıracağım ağzını bunun şimdi ha. Kafa bu kafa. Sus lan sen de. Şefkat! Ne haber ya? Ha? Oğlum bu tabela ne? Allah'ını seversen dükkana geliyorum. Bu tabela ne? Lavuk değil, tavuk. Ya oğlum bir karar ver. Lavuk musun, tavuk musun? Hangisi? C şıkkı Şefik. C şıkkı. C şıkkı ne lan? Ne diyorsun oğlum? Bana bak. Ortalıklarda çok dolaşıyorsun. Gözüme gözüme batıyorsun. Ezerler. Çiğnerler. Harcarlar lan seni. Ya kim ezecekmiş, harcayacakmış beni ya? Çok merak ettim. Ben tanıyor musun? Tanıyorsun, tanıyorsun. Tanıyorsun da yeterince tanımıyorsun. Şimdi bak, bir insanı tanımak istiyorsan onunla beraber bir yola çıkacaksın. Ne yapayım yani seninle tatile matile mi çıkayım beni tanıman için ha? Ne yapayım? Lan döveyim mi seni burada? Yine C şıkkı Şefik. Hiçbiri. Oğlum bak, bu tanışma tanıma faslının neden olduğunu biliyor musun? Bak, bu hani bu tatile çıkmaları falan filan. Bunun sebebi iletişim. Yoğun iletişim. Bak şimdi, bak. Şimdi sen de hatta en iyi sen bilirsin ki şiddet acayip güzel bir iletişim yöntemidir. Anlatabiliyor muyum? Lan lan. Çok sevgili Şefik kardeşim, hoş geldin mahallemize canım kardeşim. Fakat biraz vakitsiz geldin. O yüzden benim de asabımı daha fazla bozmadan istersen şimdi git sonra gel. Tamam mı canım kardeşim? Ya nasıl söyleyeyim beni ya? Aman be ne sırnaştı bu da ya? Ya bak delikanlı delikanlı falan diyorsun. Bu mu yani delikanlı dediğin adam ya? Ricalar ricalar. Ne dokunuyorsun oğlum bana? Dokunma ya. Allah'ını seversen ya. Oğlum lavuklarla takılıp atarlı olacağına tavuklarla takıl adam ol lan. Oynuyor yine. Kaşıntın mı var? Ağzını burnunu kırarım senin ha. Sana ne? Sana ne? Seyyar köfteci. Seninle karışıyorum. Benimle Şefkat arasında. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Sen karışma. Selo. İsmail gel abisi. Gel abisi gel gel. Gel. Şimdi bu arkadaş bana diyor ki Şefkat diyor gel diyor beni çiğ çiğ ye. Fakat bilmiyor ki ben perhizdeyim. O yüzden bu ulvi görevi sana veriyorum arkadaş. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bu sümsük mü beni demeyecektir? Allah'ım Pinokyo'ya bak. Bu mu beni demeyecek? Sen beni Erkan'la karıştırıyorsun herhalde. At kuyruklu. Sen kime sümsük diyorsun la? He? Erkan kim lan? Sümsük. Dur, dur. Tamam, sakin. Ben sana şimdi biraz teknik ve lojistik destek sağlayacağım. Sakin ol, bana bırak kendini. Sık yumruklarını. Sıktım. Tamam. Çek besmeleni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam, tamam artık sakin. Tamam, bitti. Ben neymişim lan Şefkat? Allah'ını seversen baştan alalım. Ben bunu yemenin tadına doyamadım. Yok zaten kavga dediğim böyle bir şeydir. Baştan almaya gerek yok. Tadına da doyulmaz. Oğlum kötek sofrasından her zaman aç kalkacaksın. Tam doymadan kalkacaksın ki bir sonraki köteğe böyle aç kurtlar gibi böyle arzulayasın yani aç olasın. Anladın? Anladım. Kalk lan. Kalk.
Kamil seni. Kalk uyuz gibi kaşınıyorsun yine. Git bizim Arşimed'in yanına. Keselesin seni. Ata ağızlı. Yok olan İsmail'den bile dayak yiyorsun. Ya Bahar, benden imkansızı isteme kızım. Yok bak olamam, kötüyüm ben. Lan rezil ettiniz lan beni. Göstereceğim lan size. Göstereceğim, göreceksiniz. Tekrar geleceğim Şefkat. Keseli fare seni, kaybol. Kivi kıl yumağı seni. Gel gel. Kaybol lan. Sen de bağırma. Sakin, sakin. Oo, oo, sakin. Hep rüzgar, hep rüzgar. Su içiyorum. Oo, oo. Oğlum. Cildim hassas lan benim. He? Koy, koy. Cildim hassas. O yüzden şimdi sen gel mesela suratımı okşa, o zaman bile her tarafım kızarıyor, bozarıyor. Aslında acayip dayanıklıyımdır ama işte genetikte sıkıntı var kanka. Patron, o kukla gibi adam seni nasıl amadıydı? Oğlum, o kukla gibi adamın arkası sağlamdı. Oğlum ne diyorsunuz lan siz? Devam edin, devam edin. Oğlum bana bak. İkinizi de Ramazan gelmeden Hacivat Karagöz gibi oynatırım, yemin ediyorum ha. Benim canımı sıkmayın. Benim adım Şefik Özükötü. İntikamım var ya, intikamım süs biberinden acı olacak Şesu. Ben sizi var ya, Daltonlar gibi sıraya dizip mahalleye süreceğim. Tamam mı? Sakallı, seni seçtim lan. İlk sahaya seni süreceğim. Bakalım ne olacak? Ay. Cevdet Beyciğim. Hah, madam. Efendim bakınız size ne yaptım. Bilir misiniz ki tarifi asırlardır bizim ailenin elindedir. Hayatınız boyunca böyle bir limonata içmemişsinizdir. Mis gibi kokuyor madam. Gerçekten öyledir. Ama benim şimdi randevum var. Dönüşte anlatırım. Aa. Ne randevusudur? Hani gelince ne anlatacak acaba bana? Allah Allah. Of, bunu da içmedi. Şevket'in bu kadarına dayanmasını hiç beklemiyordum. Bak bunu da atlattı. Bakalım bu akşamı atlatabilecek mi? Ne var ki bu akşam? Beşiktaş'ın maçı var. Ama bizim evde misafir var. Kim geliyor ki? Ona daha karar vermedim. Ama aklıma biri geldi. Alo, Gülper abla, Esin ben, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim Esin. Ben sizi bu akşam yemeğe davet etmek istiyorum. Zaten ne zamandır aklımızdaydı bizim Şefkat'le sizi davet etmek istiyorduk. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Tabii, seve seve geliriz. Tamam o zaman, bu akşam bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bakalım Şefkat Beşiktaş maçını izlemeden durabilecek mi? Ay Esin, çok acımasızsın gerçekten de. Bu kadar da çok fazla. Göreceğiz onu. Fazla mı, az mı? Buyurun abiler, çaylar tazeler. Gözde kahve harika olmuş Selam. Afiyet olsun kardeşim. Hayda. Selami. Abi hoş geldiniz. Yazmıyor mu? Ne yapıyorsun burada sen? Ne yapayım be memur abi? Ekmeğimizdeyiz. Arkadaşlarla özleşmişiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Peki iznin var mı? Ha, izin? Şimdi şöyle zabıta abicim, biz henüz resmi girişimlerde bulunmadım. Sebebine gelecek olursak, şimdi şu an bir deneme yanılma yöntemiyle demo yapıyorum. Yani bir nevi pilot çalışma, prova yani. Ha baktım, müşteri tuttu. Çaylar gidiyor, al ver ekonomiye can ver, sıkıntı yok. Anında gideceğim belediye, ben bütün resmi işlemlerimi başlatacağız. Biz devletimizin, milletimizin her türlü yanındayız yani, sıkıntı yok. Çay vereyim, buyurun oturun siz de. Yerse. Çaylar kalsın. Sen bize o çay ocağını komple ver de götürelim. Böyle çay satamaz. Abi ne diyorsun, bir dakika ya, durun ya, öyle bir saçmalık mı olur, bir saniye ya. Abim bak, açıklıyorum sana, tamamlayacağım diyorum, ben bütün belgelerimi diyorum ya. Sen önce onları yap, ondan sonra burada çay sat. Biz bunu götürüyoruz. Ya, alın arkadaşlar. Oğlum baksanıza şuraya, ata ağızlar, ekmek tekten gidiyor lan. Vazifeye engel olamam. Ama bir çare bulmak lazım. Aa, vallahi ben buldum galiba. Madem seyyar gidiyor, Sabit'e geçelim. Buyurun, buyurun, buyurun. Bak, hepsi kendi keyfinden ha. Alın abi, alın. Alın memur abiciğim, almasını alın da. Bir şey sorabilir miyim acaba? Şimdi bu garibanın yetiminin dükkanını götürüyor musunuz? Götürüyorsunuz. Umurumda mı? Asla değil.
Ama şu dükkanın önüne bakar mısın sevgili memur abicim? Şöyle bir bak. Şu dükkanın önüne bir bak. Ben burada mağdurum. Kışın burada yağmur yağıyor. Ben bu caddeden böyle geçemiyorum saçağın altından. Sor bakalım işgal ediyor mu masalara, sandalyelere bu adam? Kaldır şu masaları, tabureleri burada. Yapmayın amirim. Zaten fındık kabuğu kadar dükkan ya. Konuşma lan. Burası Türkiye. Vikingler ayrıcalık yok burada. Topla lan masayı, sandalyeyi. Bize yol göründü. Topla oğlum, topla. Memur abi ben yardımcı olabilirim isterseniz. Topla çek, oğlum çek, bunları. Çek, çek oğlum. Topla lan bunları. Çek. Çek oğlum şunları. Al lan çayları mayları buradan. Al oğlum, al şunları. Al lan, topla bunları. Topla. Sen görürsün lan, sen görürsün. Biz bunları alalım abi. Konuşma lan. Sıkma benim canımı, alırım aklını ha. Görecekmişim. Oğlum ben Güney Kore görmüş adamım be. Sen ne anlatıyorsun acaba? Ata ağızlı. Kardeş benden sana tavsiye, sen Norveç'e git böyle ince ince. Kayseri pastırması satarsın orada. Benim yamacımda çay satamazsın aga. Norveç'te kar satarsın, burada çay satamazsın. Benim adım Selamet Aşbaşı. Ben bu meydanın efendisiyim. Ne? Memur abi. Abicim şu mevzuları bir konuşalım. Alo. Ha Semuz abi. Ben akşam maça geliyorum abi. Benim yerim ayrı. Tamam. En öndeki, en önde, en önde. Tamam. Ha şey, bu arada bu geçen hafta habire hakeme sahip söven bir herif vardı. O herif alma abi, o herif gelmez. Vallahi bak alırsan ben döve döve atarım işler, haberin olsun ha. Tamam. Ha bir de bu şey vardı. Şu sürekli Beşiktaş atağa kalktığında böyle falan diyen gıcık bir herif vardı. O herifi de alma abi ya. Ya alıyorsan da en arkaya bir yere otur. Vallahi sinirim bozuyor ya. Tamam. Ha bir de bu abi gözle görünür bir yere şöyle müessesemizde çay karıştırma süresi maksimum 5 saniyedir yazıyor. Vallahi bizimkiler ağzı açık ayran budalası gibi öyle dalıyorlar maça. Şıngır 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 5 dakika çay karıştırıyorlar ya. Tamam. Tamam sağ olasın abi. Tamam Şemuz abi. Tamam abi. Başla. Eyvallah. Tamam. Ay. Efendim. Geleyim mi? Gel. Akşam misafirleriniz var. Ne misafiri ya? Yemeğe misafir davet ettim. İyi de akşam Beşiktaş'ın maçı var. Ya işte hani biz evlilik provası yapıyoruz ya. Böyle evli çiftler misafirliğe giderler, evlerinde misafir ağırlarlar. Ama Beşiktaş'ın da maçı var ya. Evet. Maç işte. İşte ya. Maç var. İyi de yani bu evlilik provasını sen çok istedin. Ha tamam doğru, ben istemiştim falan da ya. Maç. İyi tamam o zaman, maç var, misafir falan gelmesin diyorsan biz şu anda vazgeçelim bu evlilik provası işinden. Ya of, tamam. Allah Allah ya. Tamam. Ne bak o zaman, tamam. Ama sen de iyi bir ev hanımı olaraktan yemekleri ellerinde kendin yapacaksın. Peki tabii ben yapacağım. Hatta şimdi markete gidiyorum, yemek bir şeyler alacağım. Yok. Marketten olmaz. Bak bugün pazar kuruluyor. Gideceksin pazarda en ucuzlarını, en tazelerini seçeceksin. Pazardan alacaksın. İyi de bir sürü yemek yapacağım. Onlar öyle yetişmez ki. Ben bu seferlik marketten alayım, bir dahakine pazara giderim. He, o zaman ben de bu seferlik maç çizeyim. Ben de bu seferlik ben de maç çizeyim o zaman, öyle yapalım. Pazara gidiyorum. Ama en ucuzunu alacaksın. En ucuzunu. Ben nereden girdim bu işe? Lan nereden çıktı bu evlilik evcilik oyunu ya? Bak! Evet. Şuraya bırakırsak şimdi iş Malika Hanım'ın bu kutuyu bulmasına kaldı. Kim bilir nasıl sevinecek. Dur Esin abla, yardım edin. Teşekkür ederim canım. Tamam bunu ben alırım. Tamam tamam. Şu zaten geldik. Teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Esin, ne yaptın? Ne yapıyorsun sen öyle? Ya şey, masanın bacağı şey yapmış herhalde, kısa şey yapmış da yemek falan yerken bu çorba morba şey, adam kolunu koyar bilmem ne yapar, çorba dökülür falan, tatsızlık olmasın yani şey yaptım. Sen böyle ufak tefek ıvır zıvır işlerin üstesinden gelemiyorsan ben arada gelir hallederim, sıkıntı yapma. Ya ne münasebet, ben hallediyorum evimin her işini. Bu masanın ayağı da sallanmıyor da ayrıca. Bakayım şuna ben. Dur bakayım ne aldın? Aa biber de almış, iyi. Gel şunları o zaman yerleştirelim hemen biz. Şey yapmasın.
Alayım ben bunları. Onları da ben alayım. Ve onu da alayım. Hadi neyse. Yaptın değil mi masayı sallandı? Yaptım yaptım güzel şey yaptım. Ay, önce neyi yapsam acaba? Salatayı yapsam akşama kadar dayanmaz değil mi? Ya. Çorbayı yapayım o zaman. Ya da şey yapayım, dalyan köfteyi. Dalyan köfte? He. Biraz yüklenmiyor mu kendine ya? Ne bileyim, bir makarna yapardın. Öyle asortik bir sos şey yapardın üstüne. Ona işte öyle İtalyan şeysi diye şey yapardık. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Ben yeteneksiz miyim, yapamaz mıyım dalyan köfte? Hayır, estağfurullah. O anlamda değil de yani dalyan köfte bir ince zor ya. Köfte işte ya. Ne kadar zor olabilir ki? Peki, say bana malzemelerini. Ha ilk 11'i saysan yeter ha. Yedeklere gerek yoksa lütfen. Kıyma. Bravo. Çok bravo gerçekten. Evet. Soğan. O zaten Allah'ın emri. Zaten ben bu yemek pişiremeyen kadınları anlayamıyorum. Yani soğanla salçayı neyle karıştırsan yemek oluyor zaten. Şevkat, benim sinirimi bozma. Bak zaten gerginim, stresliyim burada. Yardım edeceksen et, etmeyeceksen ayağımın altında dolaşma. Ha, yani ben pes ediyorum. Ben iyi bir ev kadını olamıyorum. Bu dalyan köftenin adının da neden dalyan olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu demek istedin yani, neden? Yok, hiç öyle bir açıklamam yok. Gayet de iyi bir ev kadınıyım. Dalyan köftenin de nasıl dalyan köfte olduğunu gayet de iyi biliyorum. Nasılmış bir alalım o zaman. Neden dalyan köfte adı? Çünkü adı üstünde böyle köfteler dalyan gibi oluyor böyle ince uzun. Ben şimdi güzel şey yapacağım, yoğuracağım. Kıymayı malzemelerle işte köfte haline getireceğim. Elimle güzel şekil vereceğim. Böyle ince uzun dalyan gibi olacak sana dalyan köfte. Oradan diyorum yani hiç tamamen şekliyle alakalı diyorum. Yani içerikten falan değil. Peki çok. Buyurun o zaman alalım sizi şöyle alalım. Evet mutfağımızı boşaltalım. Boşaltalım mutfağınızı. Peki. Eline sağlık Esin'cim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gerçekten güzel olmuş Esin'cim. Yani ben Gülpür'ün yemeğinin dışında pek yemek yemem. Bu yüzden de pek misafire de gitmeyiz aslında. Ama sen bütün yemekleri böyle yapıyorsan sen ara biz her akşam buradayız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şevkat bak. Duyuyor musun? Bir de sen yemek yapamazsın diyordum. Ya bu masanın ayağı vallahi çok şey ben buna bir bakayım ya dur. Ya bu nedir ya? Ne oluyor ya? Ne nedir? Bu ne ya? Tatlı nerede? Misafir var burada. Ayıp değil mi? Tatlı yok sofrada nerede? Şevkat, tatlı var mutfakta duruyor. Henüz yemek yiyoruz. Tatlıyı sonra getireceğim. Sen niye yemiyorsun hiç? Beğenmedin mi? Cık. Şimdi ben yiyorum. Yiyorum ya. Niye beğen... Allah Allah. Sen de bak kafamı karıştırıyorsun iyice ha. Senin kafan burada olmadığı için karışıyordur tabii. Maçta değil mi aklın? Ne maçı? Maç mı vardı? Ya Gülperi abla ben üzerine afiyet biraz koyu Beşiktaşlıyım da. Ha, biliyoruz. Bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var. Ama tabii sizden önemli değil canım ya. Kırk yılın başı misafirliğe gelmişsiniz. Normali bu zaten. Değil mi? Yani hiç onda şey olacak. Ana çatal düştü. Hiç rahatsız olmayın ben hemen alırım aşağıdan çatal. Bir şuradan şey alayım. Ya biz aslında bir evlilik provası yapmaya karar verdik. Yani şimdi ikimiz aynı evin içinde anlaşabiliyor muyuz? İşte bir aile kurabilir miyiz beraber? Onu test ediyoruz. Sizi de bu akşam biraz da bu yüzden davet ettik. Çok güzel düşünmüşsün. Yani çok güzel bir deney bu. Çünkü insanlar şimdi nişanlıyken ve çok mutlu oluyorlar, geziyorlar kol kola, el ele. Ama evlenince öyle olmuyor. Çünkü evlilik öyle değil tabii. En fazla 40 yılda bir iki misafir gelir. Onun dışında böyle kös kös oturuyorsunuz zaten. İyi bir tarafı var. Bildiğin yemekleri yiyorsun. Şevkat, Şevkat nereye kayboldun? Kim kayboldu? Yok. Yok, kaybolmadım ya. Neye kaybolayım? Kaybolmadım. Bana da pek düşkün. İki dakika gözünün önünden ayrılayım. Hemen özler. Şevkatım da Şevkatım değil mi? Özlemiyorum canım. Merak ediyorum. Başımı çevirdiğim gibi bir belaya bulaştığın için insan merak ediyor.
Madem, yatmayacak mısınız? Siz yatın Cevdet Beyciğim. Benim gözüme uyku girmiyor. Hediyeyi de bulamamış belli. Nasıl yapsam da onu oraya götürsem acaba? Hay Allah. Ön salona gitsiniz. Orada daha rahat edersiniz. Yani burada oturmayayım mı? Hayır canım, estağfurullah. Nerede isterseniz orada oturursunuz tabii. Ama ben şey ettim yani... Neyse, sizi fazla ben rahatsız etmeyeyim. Siz burada kafanızı dinleyin. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi siz bunca senelik evlisiniz, tecrübelisiniz yani. Bize puan verseniz, yani bize baktığınızda ne görüyorsunuz, neler tamam, neler eksik? Allah gitti kodum. Üstüme başıma hep domat. Şey, affedersin. Yani çorabımdan o içeri kadar şey yaptı. Dur ben bir şey yapma, şey yapmayın. Bazen çok geliyorsun üstüme ya, çok geliyorsun. Canım sen de beni kızdırıyorsun. Tabii ben de senin üstüne geliyorum. Tamam karışmayın. Bir tane maçımız var ya. Tamam çaktırmadan ben sıkıyorum burada. Kızım çaktım, anlamıyor lan. Ay biz boşanırız, olur biter yani. Ya çocuklar bir prova yapıyorlar, evlilik provası yapıyorlar. Bizi yemeğe çağırmışlar. Şimdi sırası mı boşanmadan konuşmanın ya? Ayıptır be. Ay ne oluyor yani, bunlar ne yapıyor masanın altında böyle? Sen deyip alttan falan bakma. Ha. Kısa zamanda da çıkmazlarsa biz gidelim Gülber'e, gidelim. Evet, evet. Pardon. Hakikaten masanın ayağı sallanıyor. Yani demin devrilecekti az kalsın ya, korktuk. Zanaat bitti Bozkır abi. Gözünü sevdiğim. Marangozluk mu kaldı ülkede? Yok, hiç. At. Ne oluyor lan? Şey oldu ya. Aniden bir gram girdi de mideme. Çok herhalde çok hızlı yedim ya yemeği. Ondan böyle bir bıçak saplanır gibi oldu. Ben bir lavaboya kadar şey yapayım de. Tabii tabii. Oldu. Şey yapayım. Ay bunun eline ne oldu böyle? Sanki biri ısırmış gibi elini. Yok canım. Kim ısıracak onun elini? Tavuklara yem falan veriyor ya böyle avucunda. Herhalde o ara gagaladılar. Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan geri oynuyor. Pepe. Pepe tekrar Oğuzhan'a verdi. Oğlum senin elini ayağını kırarım bak. At ağızlı. Sol kanada baktı. Tekrar diğer tarafa döndü. Önünde Ryan Babel var. Ryan Babel'e verdi. Ulan ya Şevkat Usta olmamış da maçın zevki çıkmıyor ki. Valla o da daha evlenmeden hanım köylü oldu çıktı yani ha. Ha öyle mi? Tamam bir şey söyleyeyim ben bakayım. Dur ya. Dur ya. Oğlum bak ikinizin de var ya ağzını burnunu kırarak maç izliyorum lan! Düşsün ya! Oğuzhan'dan gelince bas, ilk vurdu. Her işlem döndürüyor. Şevkat, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Şey yapayım, lavabo hali işte. Bir yardıma ihtiyacın var mı? Geleyim mi? Yok, yok. Tamam, ben geldim. İyi, tamam. Ya kusura bakmayın, bana böyle arada kramp giriyor. Herhalde hızlı yedim. Ondan oldu. Şey oluyor kötü, bıçak saplanmış gibi oluyor. Olmuş bir şey, Allah şunu başına vermesin. Hemen Allah'tan ben orada bir yüzümü falan yıkıyorum. Bir nefes falan alıyorum. Düzeliyor. Çok yedim ya. Hızlı yedim bir de. Ondan oldu muhakkak. Maç kaç kaç? Bilmem. Kaç kaç? Bilmem ki. İstemiyoruz ki. Sonra öğreniriz ama. Esin şu şey versene, oradan soralım. Ne ya? Şeye cihazı versene, telefonu oradan bir soralım. Bende değil telefon falan. Ya sende değil, şuradaydı ya, cihazı versene kızım. Şevkat bende değil diyorum. Allah Allah. Ben hemen geliyorum. E
Canım oğlum bak senin tabağındakiler olduğu gibi duruyor yani onu bile yemedin. E bu kramp nasıl girdi ben anlamadım yani. Bu o zaman neden biliyor musun abla? Sudan bu. Sudan çok su içtim aç karnına. Şişirdi bir de artık gülüyor mülüyor artık. Ah bundan bakarsın. Ah telefon da buradaymış. Bundan canım yani şimdi bundan. Yani maçı izleyemedikten sonra ben ne yapayım skoru zaten onu öğrenirim. Değil mi? Ayrıca burada misafirlerimiz gelmiş ya. Şöyle tatlı tatlı otururken. Anam tatlı tatlı getir. Ben size tatlı getireyim dur. Güzel olur. Çok güzel tatlı var çünkü değil mi? Şeyli neyli şey tatlısı o çok dur. Ben... Şifresi. Leo, par, yüz. Ay senin püh şifrene tüküreyim. Hiperaktif bu, hiperaktif. Nasıl? Yani diyorum ki bak yerinde duramıyor. Hayır yemeğe bile konsantre olamadı. Şimdi bu bir hiperaktivite belirtisi. Senin işin zor Esin'cim, çekeceğin var bunda. Yok benim çekeceğim yok da bu akşam maç var. Ha, maç. Hadi oğlum. Evet çok güzel. Gol be! Aslanım benim! Aslanım benim! Bundan bahsedeceğim. Anlattım, anlattım. Ben yardım edeyim, getiremez tabii tatlılar o şimdi. İçeri. Tamam kız. Sen de şu tatlıları getirme. Abi, 1-0. İyi, güzel. Aha, iyi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Hemen tavşan getiriyorum. Çok teşekkürler. Aman neler yapmış Esin kızım. Çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık çocuğum. Bunları ben döktüm ama size. Öyle mi? Ben yaptım, evet. Ah, çok teşekkürler çocuğum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz ya. Bu evlilik provamıza kaç puan verirsiniz? Evlilik denemenize. Şefkat söyledi zaten evlilik denemenizi. 1-0. Yani Esin 1, Şefkat 0. Ama 1-0 olsun bizim olsun. Değil mi yenge? Çak! Bak tamam çak mı boş ver tamam. Ay bu da çok güzel olmuş. Bu arada ben döktüm üstüne o. Şey, tamam alma. Yemeğiniz. Şevkat. Şevkat. Şevkat günaydın. Hadi kalk koşuya çıkıyoruz. Ne koşusu ya sabah sabah Esin delirdin mi ya? Ben çıkıyorum böyle sık sık sabah koşulara. Eskiden kızlarla çıkıyordum da artık evleneceğimize göre yani beraber olacağımıza göre. Birlikte çıkalım. Esin takım kurmuyoruz ki. Aile kuruyoruz ya. O evlilikte de öyle antrenman, düz koşu falan olmaz. 3S kuralı var. Sevgi, saygı, sadakat. De sağlıklı bir aile kurabilmek için sağlıklı bireyler olmamız gerekiyor. Değil mi? Ya ben zaten bütün gün koşturuyorum. Ne olur bir de sen koşturma. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Şefkat ya kalkıp benimle koşuya gelirsin ya da benim peşimden koşarsın. Sen seç. Ey tamam. Sen kalk şey yap. Tavuklar yemle. Ben de bir yüzümü yıkayayım geleyim. Hadi o zaman madem öyle. Nereye koydum ben onu bakalım ya? Hiçbir yerde bulamadım. Bunu be! Bunu! İmdat! Çübe çür! 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 İsmail! Çür! İsmail! İsmail! Aman aman aman! Kapat kapat! Ne kapat, ne kapat, kapat 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 kapat! Kapat çabuk! Allah'ım ya! Gördün mü lan? Ay kocaman böcek var orada be ya! İyi,
Şişt, gel bakalım içeri, öldür onu. Hadi bakalım. Ben giremem Mustafa. Vallahi bak işi bırakırım ha. Nasıl işi bırakırsın? Eğer girmezsen ben seni kovarım ya. Gir bakalım içeri. Hadi bakalım. Gir, 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 gir. Orada bak, köşede olması lazım. Allah belanı versin Allah. Bela okuma vallahi, ağzını ağzını çakarım ha. Öldür bakalım hocaya. Hadi. Arkanda be ya. Arkanda oğlum, bu tarafta be ya. Lan yerde arkanda. Bak. Sana bak. Bu ne diyor lan? Yerde, yerde diyor. Orada değil be amcim. Arkada. Ne yapıyorsun sen be ya? Ya tam oradaydı bak. Görüyorum biraz önce. Dur gel bakalım. Durma doğru. Orada değil. Bak kaçıyor, 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 kaçıyor. Allah kaçıyor, orada gördüm be ya. Aa, gidiyor, 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 gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şu buraya saklandı. Deliye kaçtı. Deliye mi kaçtı? Ne kaçtı be ya? O deliği sıvamamız lazım. Vallahi bütün akrabalar böyle üşüşürler, gelirler. Onların hepsi ay. Ne yapıyorsunuz lan Kamiller? Oğlum katliam mı yapıyorsunuz hayırdır? Gel gel yardım et İsmail'e. İçeride bir böcek var. Yemin ederim benim kadar. Böcek mi? Evet. Oğlum böcek benim işim ya. Göster lan nerede bakayım göster. Geç geç geç. Yine mi giriyorum? Oğlum göster nerede lan? Gir gir. Kapa kapıyı, kapa kapı. Allah mahalleyi sararsa o. Nerede? Dur oğlum vur. Bir çekil. Göster yapma şuna ya. Şey yap, ne yapıyorsun sen be? Dükkanı yıktınız be ya. Oğlum durma, ayak mısın lan? Kaçıyor, 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 kaçıyor. Kaçıyorlar, ne yapıyorsunuz be ya? Geri lan, geliyor. Geri silah, geri silah. Kaçıyor galiba, lan kaçıyor galiba. Dur, geliyor lan. Ben burada kaçtım. Nereye gitti o? Acaba nereye? Nereye gitti? Nerede o? Yakaladı mı? Selam yakaladı mı? Kapa, kapa, kavanozun üstüne kapa bakalım. Aferin ya. İyi kapa bakalım o kavanozun kapağını, iyi kapa. Ay. Bu mu lan? Oğlum sen salak mısın ya? Oğlum Güney Kore'de insanlar buna hobi olarak bakıyor. Bekliyorsunuz lan siz. Kardeşim bu öldürülür mü? Yazık günah lan. Tezgahta bakarım ben buna, bir şekil olur orada ya. Milletin hobisi benim fobim be ya. Ben ona bakar mıyım? Al götür. Götür bak manyağa bak be. Yürü be manyak ya. Manyak ben miyim sen misin be ya? Kafam kadar böceği aldı, evde bakarım diyor. Duvarda gezer örümcek, korkarım beni yiyecek. Selami bakacak, cuma rahat edecek be ya. Allah'ını seversen, nereden çıktı bu başımıza musallat olduğu musibete bak be ya. Savaş alanına döndü. Ay çok heyecan yaptım ben galiba. Yatağımı tuttum ya. Teker Holding'in veliahtı Bora Teker, suç örgütü kurmak ve üyesi olmaktan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma hala beyler, devam etmekte oldu. Duydunuz mu? Bora'yı gözaltına almışlar. Aa, harbi mi? Niye almışlar? Vallahi ne bileyim, böyle bir çeteleşme işine mi girmiş? Birilerini bir şeylere mi azmettirmiş? Oh be, yemin ediyorum rahatladım şimdi ha. Lan çok şükür kurtulduk lan şu kıl kuyruktan be. Oh! Oh! Al tazele. Oh, bunun şerefine. Vay arkadaş be. Esin yeter. Bak dönüp duruyoruz. Ben çok sıkıldım. Gidelim bir yerde bir tavla mabla oynayalım ya. Konuşma, koş. Nefesini ayarla, temponu sabit tut. Sıkılmayacaksın. Ya o zaman bari ne bileyim ya, bir huzur evine falan gidelim. Odun kırak, kömür taşıyak. Hani hiç olmazsa bir yandan spor yapmış oluruz. Bir yandan bir faydamız dokunur birilerine. Konuşma, koş. Gençler. Şevkat! Şevkat nereye? Gençler! Şevkat! Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nesin görmüyor musun? Bakıyor herifler ya. Ya ne olmuş bakıyorlarsa? Olur mu canım öyle, Allah Allah. Spor yapmaya gelmişim ben buraya. Oksijeni mi alacağım, şey mi yapacağım burada? Tempomu bozuyor ya. Ya öyle kimsenin temposunu bozmaya hakkı yok. Kusura bakmasınlar. Bence temponu değil de daha çok sinirini bozuyorlar. Hayır o zaten bozuk. Fark ettim. Sabah sporunda bile kavgaya meyillisin. Ha iyi de ya şimdi böyle öküz gibi bakan adamları da böyle bırakayım mı ya? Bir uzak doğu sporu falan şey yapmayayım mı üstlerine? Ama onlar benim iddiama dua etsinler. Yoksa var ya onların ben keserdim cezalara. Ay tamam hadi koş, daha 5 kilometre koşacağız. 5 kilometre çok dedin ya. Zaten koştuk koşacağımız yeter. Sen in biraz ya. Biz de esnafız ya. Vay arkadaş şu hale bak, inatsan yere düşmüyor be ya. Otopark sıkıntısı artık giderek böyle diz boyu olmuş. Bu ne be ya? Bisikletle gelsem daha iyiydi. Okşar. Vallahi buldum be ya. Vay arkadaş bu neymiş be ya? İstanbul'un trafiği bitmiyor arkadaş. Park yeri yok, yolda yer yok. İstanbul yapmış artık. Azerfen gibi kanatlanıp uçalım mı, ne yapalım ben ya? Arabanda engelli çıkartması yok. Sen de sağlam görünüyorsun. Utanmıyor musun engellilerin yerine park etmeye?
Hanımefendiciğim, birincisi bu araba değil. İkincisi niye utanayım be ya? Üçüncüsü de kalça çıkı olmuşum ben küçükken. O yüzden çok belli etmemeye çalışıyorum. Kusura bakma ya. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Önemi yok be ya. Annem küçükken kucağından düşürmüş, kaydırmış yere böyle lapadanak çıkmış kalçacık. O kadar. Buyurun bir kahve içelim. Öyle mi be ya? Kahve içerim tabii. Ben niye buraya geldiğimi de unuttum sizi görünce zaten. İçelim birer kahvecik be ya. Hadi bakalım. O zaman buyurun efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Oğlum. Benim bu. Şevket'i madara etmem lazım koçum. Anladın mı beni? Madara etmem lazım. Oğlum ama işte direkt ben üzerinde oynayınca... O ne yapıyor biliyor musun? O Ezik İsmail'i avatar olarak kullanıp beni madara ediyor. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Ben şahsen kavgaya katılmadan Şevket'i bir kavgaya sokmak gerekiyor. Evet. Patron, o zaman bizim bu adamın nelere sinirlendiğini bulmamız lazım. Şevket mi? Şevket oğlum bu. Sinirleniyor. Sinirlenme değil, hiçbir şey yok lan. Her şey sinirlenebiliyor. Bahar yengen var ya, ilk zamanlar ben Bahar yengene yazarken bu var ya acayip öfkeleniyordu. Yani acayip potansiyel var. Her şeyi de alabilir. Mahallenin kızı hesabı falan. Tamam işte patron. Bu senin aklına bir şey getirmiyor mu? Ya. Gene başladık. Bulmaca gibi ya. Ne bu, kaç kelime? Kelime oyunu mu oğlum bu? Neye? Patron, iki adam tutalım. Mahalleden bir kıza sarksınlar. Şevkat de dayanamasın. Bassın daya. Vallahi bravo lan. Acayip iyi fikir ha. Congratulations. Koçuma bak be. Aferin, aferin. Yusuf'a, bu fikri kim buldu oğlum? Ha? Tabii ki sen buldun patron. Patron, ama sen fikirleri buluyorsun da işleyemiyorsun. Dikkat ettiysen biz birbirimizi tamamlıyoruz. De nasıl bir konuşma lan bu? Ha? Nasıl bir ilişkimiz var? Ne demek birbirimizi tamamlıyoruz? Sen nereden, internetten mi öğreniyorsun lan bunları? Hırp! Oğlum sen klavye romantiği misin lan? Ne ayaksın koçum sen? Hayrola usta? Of of of, çok kötüyüm. Allah, et kesti galiba la. Sandalyeye getir. Sabah sabah insan bu kadar koşturmuyor la. Dur ben sana yardım edeyim. İtmanını sevdiririm. Oh. Usta Barı'yı hapse almışlar. Çeteyle bağlantı kurma, azmettirme falan. Okka altına gitmiş sonunda sırık. Ateşte oynayanın eli yanar abisi. Maşayla tutsan, maşa ısınır gene elin yanar. Bu iş böyle. Bana bak la, ben bugün hiç işmiş göremem. Bugün bütün iş senin de haberin olsun, benim belden aşağı felci. Tamam. Git, Kazım'a bir sor bakayım, krem mrem bir şey var mıymış? Damlamışsa. Evde beraber bir şeyler mi yapsanız? Mesela romantik film mi izleseniz? Ha? Ne dersin? İyi fikir. O zaman biz şimdi seninle gidelim. Böyle güzel birkaç film seçelim. Böyle yiyecek içecek bir şeyler alalım. Sonra buraya geri döneriz. Tamam. Selam. Biraz konuşalım mı? Konuşuruz tabii de bizim Sanem'le küçük bir işimiz var. Ama yarım saatte halleder döneriz. Sen burada bekle, dönünce konuşuruz. Hadi bay bay. Hadi geçmiş olsun. Yani biliyorum ben abinle pek anlaşamazdım. Ya hatta sık sık da birbirimize girdik. Yani sen de pek anlaşamıyorsun. Ama tabii ne olursa olsun abindir. Yani abinin başına gelen bu olaya çok üzüldüm açıkçası. Hani senin için yapabileceğim herhangi bir şey olursa. Çok teşekkür ederim Şevkat, çok sağ ol. Ya Esin galeride beklememi istedi ama hiç bekleyesim yok.
sen ilgilenebilir misin acaba? Ha, tamam tamam. Problem değil, ben beklerim burada ya. Sen çık git, biraz kafanı dağıt. Doğru, haklısın. Ben burada ben şey, tamam. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Rica ederim. İşte benim hikayem öyle, hikayem öyle be. Yıllar önce eski bir arkadaşımla tatile çıktık biz. O da benim gibi yürüme engelli. Böyle çift okey gibi dolaşıyoruz etrafta onunla. Derken bir otobüs durağına oturduk biz. Otobüsü bekliyoruz. İleriden yukarıdan böyle bir araba nasıl kopmuş gidiyor hızlı üzerimize doğru. Oralarda piyasa yapmak için hep böyle hızlı araba kullanırlar. Ben önce uyanamadım işe. Sonra baktım araba daha da hızlanmaya başladı. Kornaya da asılıyor. Nasıl biliyor musun? Cart, tart, tart diye yardırıyor. Derken işe uyandım ben. Dedim kaç, 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 kaç. Bunun galiba freni patlamış. Biz böyle iki yana ayrıldık. Araba hızla durağa langırt diye bir girdi. Durak para. Paramparça, araba pert. Vallahi biz böyle şoktayız. Arkadaşım da dedi ki, Cuma az kalsın sakata geliyorduk. Nasıl sinirimiz bozuldu, nasıl gülüyoruz. İnanamıyorum ya. Çok keyifli ve kendisiyle barışık birisiniz. Sohbetinize doyum olmuyor vallahi. Ben sizinle hep görüşmek isterim. Tabii. Olur be ya. Görüşelim. Tabii sık sık görüşelim. Hep görüşelim. Hatta ben size kartımı vereyim. Bir tane taktım edeyim. Buyurun. Aradığınız zaman koşa koşa gelirim diyemem tabii ama uçarak gelirim. Kanat kaslarım çok gelişkindir. Bendeki kanat kası Kıvanç Tatlıtuğ'un baklavalarına 10 basar vallahi. Mutluluktan uçanların kanat kasları hep böyle gelişkindir. Şair gibi konuşuyorsunuz var ya. Ben sizi tanıdığıma çok ama çok memnun oldum. Ben sizinle hep görüşmek istiyorum. Tabii tabii görüşelim ya. Ne olacak? Bende daha ne hikayeler ne hikayeler. Eminim sizde bitmez hazineler vardır. Tabii canım bende ne hazineler ne hazineler. Topkapı Sarayı gibiyimdir. Kaşıkçı elmasını navuranda taşırım. Çilekli çikolatam. Canım, ben bunları eve bırakayım. Sen galeriye git. Ben hemen geliyorum. Tamam canım. Orada görüşürsün. Hangi istediğinde böyle sessiz sakin bir adam olabiliyorsun. Bak ne güzel oturuyorsun burada efendi efendi. Doğru. Oğlum nasıl mahalle lan bu ha? O zaman erkekler geçiyor lan bu yolda. Ha? Başka bir şey yok. Teyzeler geçiyor, erkekler geçiyor. Ne bu ya? Merhaba. Buldum patron, geliyor. Olmaz olur mu? Hem de esinli arkadaşıma yürüyün. Lafla tamam mı? Ayağın siz ne kadar güzelsiniz böyle. Ne diyorsun sen be? Siz de çok fena güzellik uzmanıyız. Kardeşim çekilsene. Çok hızlısınız bakıyorum bayağı. Ya ne diyorsun sen be? Biz de güzellik uzmanıyız. Bize de güzellik yapar mısınız? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Bakın terbiyesiz. Siz bize bir güzellik yaparsanız biz de güzelliğin size kralını yaparız. Aa çekilin terbiyesizler ya. Hadi lan. Oo Şefkat geldi, çok güzel. Harika. Gördün mü kardeş? Mahallenin muhtarı mıdır, koruyucu meleği midir nedir? İşte o da geldi. Sana ne lan? Karışma kızın özel hayatına. Sen şuradan bir uza bakalım. Ben bu güzel kızla muhatabım. Vur lan. Oğlum sümsük sümsük durmayın. Bir tane ağzının ortasına çakın lan. Oğlum hadi yürüyün gidin şuradan, benim asabımı bozmayın. Hadi uzayın. Uzamıyoruz lan. Ne olacak? Ulan iki gündür belaya bulaşmayacağım diye kendimi tutuyordum. Vallahi vurdu. Geldiniz, son noktayı koydunuz var ya, bütün öncümü size kalacak. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Bir dakika Şebocuğum, burada senin yumruğun geçmez. Sen Sanem Hanım'ı bir galeriye doğru götürür müsün canavar için? Hadi. Dövle şunları iyice bir. Gel. Güzelce bir pataklara şunları. Ha, Şefkat'e bak lan. Geden şifresini öğreteceğim. Kime şekil yapıyorsunuz lan? Ha? Lan! Lan! Beni şu koyuyorsun, oğlum sen. Ha? Oğlum sen. Ya kime şekil yapıyorsun? La 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 la. Ne yapıyorsun İsmail Okan be ya? Dükkanla takımları topluyorum. Toplama be ya. Bırak dükkanda anın kalsın bugün. Sana da izin veriyorum. Git bakalım kafa izine. Her yeri gez dolaş. Ay İsmail'im benim be ya. Gel bir öpeceğim. Bakalım. Pardon kusura bakmayın. Alo. Evet buyurun. Ben mahallenizin medarı, iftarı, evet cumartesi usta. Her zaman emrinize amadeyiz, ne zaman isterseniz. Hiç merak etmeyin, hemen geliriz. Servis ücretimiz 100 TL'dir. Yalnız bugün bedava. Vallahi konum atıp uçarak gelirim hem de. Ustanız kurban olsun size be! Ay. Usta ne oldu sana, sarhoş falan mısın? Yok be ya, ne sarhoşu. Ben hayatımda hiç bu kadar ayık olmadım. Ama doğru söylüyorsun.
Aşk sarhoşuyum ben İsmail. Yemin ederim aşık oldum ben. Ay! La 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 la. La 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 la. Merkez Bankası'ndan biriyle mi tanıştı acaba? Sizi de gördük kardeş, sizi de gördük burada neler yaptığınızı. Ulan zabıtaya ne dil döktüm be? Zorla aldım yemin ediyorum tezgahı. Neyse sıkıntı yok. Selami! Ay! Yat bakalım bana oradan demli bir çay. Ay! Ilık ılık içsin boğazımdan geçsin böyle. Ayrıca sana olan borcumu da çıkart bakalım. Ne kadarsa nakit geç ödeyeceğim hepsini bakalım. Cuma, oğlum ölüyor musun lan? Hasta falan mı oldun sen? Ölüyorum kardeşim. Yemin ederim ölüyorum. Aşkımdan ölüyorum ben. Bu aşk beni hem öldürdü hem güldürdü vallahi. Çok keyifliyim. Kaç para borcum acaba? Sana söyle bakalım. Kardeşim, bu verecek olduğum çayla beraber 27 lan. 27. Al o zaman sana 30 kayme veriyorum. İki tane başkasına ısmarlarsan. Abur içer bir tane. Allah bereket versin. Bereketini ver be kardeşim. Lan Çömez, görüyor musun oğlum? Burada Selami Taşbaş'a para batıyor, para para. Cuma'dan böyle tahsilat yapıyorum da. Sen de burada inceden batıyorsun. Benim batırabileceğim bir dükkanım var en azından. Senin batıracağın teknem bile yok. Bir dakika be, ne yapıyorsunuz siz acaba? Ben buradayken kimse batmaz da çıkmaz da. Hiç merak etmeyin. Sana olan borcumu da ödeyeceğim Oğuzhan kardeş. Aha şaka danak veriyorum. Helale hoş olsun, güle güle harca. Allah'ım. Bir gün biliyordum talimin döneceğini. Severse döner veya hiç takma kafana. Vallahi aşkın mucizesi bu işte. Çayı burada içebiliyor muyum acaba yanlıkkandan? Usta, anlama. Beni de anlatacaksa. Yemyemi alayım ben. Oğuzhan birader. Yalnız ılık ılık gözyaşların ensemden böyle kuyruk sokunma doğru akıyor. Şey yapmasın onu ben... Açmıyor. Nerede bu kız ya? Bilmiyorum. Ben de aradım. Ulaşamıyorum. Hatta iş yerini aradım. Hiç uğramamış. Bora'nın gözaltına alınma durumu onun moralini çok bozdu. İyi de onlar Bora'yla hiç anlaşamıyorlardı ki. Kedi köpek gibi kavga ediyorlardı. Ne saçmalıyorum ben ya. Tamam anlaşamıyorlardı da yani kardeşler sonuçta. Bora onun canı kanı. Üzülmez mi kız? Ne kadar yıpranmıştır şimdi. Ya biz nasıl bu kadar yalnız bıraktık onu? Evet, aynen öyle. İşte kendi bu iddia olayına kaptırdık, arada kaynadı gitti. Ya benim ne zaman ona ihtiyacım olsa o her zaman benim yanımda oldu. Benim yaptığıma bak şimdi. Ya ben nasıl bu kadar kör olabilirim? Ya gelsin konuşuruz. Beceriksizler, böceği yakalayacağız diye tek çalışan aletimi kırdılar ya. Cuma Bey. Cuma Bey. Ay, hoş geldiniz efendim. Kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Ne hoş bir sürpriz bu. Ay, sabahtan beri içimde böyle kelebekler kırpışıyordu. Demek sizin geleceğiniz varmış, benim de göreceğim. İsterseniz biz hiç burada çok durmayalım. Oradan kıyıdan kıyıdan gidelim, çay bahçesine oturalım. Ne dersiniz? Ay, böyle habersiz geldim ama... İşiniz yoktu değil mi? Kusura bakmayın. Yok be ya. Ne işim olacak benim? Benim ne işim olur? Var. İşim var da yani hiç merak etmeyin. Benim yanımda 3-5 tane eleman çalışıyor. Onlar çekip çevirirler burayı ama yani mahalleli bizi rahat bırakmaz. Affedersin kendimi övmek gibi olmasın. Çok sevilen bir tipimdir yani. Ama bu kadar sevgi de gına getirdi bana bir yerden sonra tabii ya. Yani. Çok tatlısınız. Vallahi sizi katılmamak elimde değil. Gerçekten çok tatlıyımdır. Kolay gelsin Cuma. Sağ ol. Hoş geldiniz. Merhaba. Paniklemeyin, sakin olun. Bizim tellak bu bayağı böyle dolanır. Halı saha maçına geliyorsun değil mi? Yok be ya, ne maçı? Acaba saha müsait mi? Ha, zemin uygun mu? Hava yağacak diyorlar. Hem benim bonservis için ne oldu bakalım? Aşağı mahalleye sattıydınız en son. He, aşağı mahalleye sattık en son. Oğlum en son maçta sen bizi bir gofret karşılığında satmadın mı? He? Bak dua et seni yine takıma aldık. Sen hala lakalıkı yapıyorsun. Ya işte, ne yapıyorsunuz be ya? Kan şekerim düşürdü benim de. O yüzden yani tam sağlık açısından gittim ben o takıma. He, şekerim var. Tamam, almıyor seni takımı o zaman. Almasana. Cuma Usta gibi birini nereden bulacaksın acaba? Benim yokluğumu nasıl tamamlayacaksın? Kimlerle? Hadi bakalım o zaman. Ya aslında oynasanız ne güzel olur. İzlemeyi çok isterim. Gerçekten mi?
Oynuyorum o zaman ben be ya. İyi tamam, ben haber veririm çocuklar. Tamam tamam, ver. Allah sizin aklınız için oynarım tabii. Neyse ama siz isteyin. Yemin ederim mahallede bile top sektiririm yani. Buyurun şöyle gidelim. Şişt, dükkana bir göz kulak olun, biz geliyoruz. Güzel kardeşim, gelemem diyorum sana. Bridge partisi, bridge partisi. Yahu dişim ağrıyor diyorum, anlamıyorsunuz. Dün geceden beri uyumadım diyorum. Gittim, doktora da gittim ama hiçbir faydasını göremedim ki. Üf, amma da ısrar etti ya. Ne desem ki ben buna şimdi? Yahu gelemem diyorum sana, anlamıyor musun ya? Bak, yahu ben eskisi gibi bekar bir adam değilim ki. Evli barklı adamım oğlum, evde karım var. Evde bir huzursuzluk olsun istemiyorum, anlamıyor musun? Demek ki şimdi de huzursuzluk vermeye başlamışsın ha. Öyle mi? Bugünlerde biraz durgun. Şimdi onu yalnız bırakmak istemiyorum. Ya Marika evde yalnız kalsın istemiyorum, anlamıyor musunuz işte? Tamam, sonra görüşürüz. Ararım ben seni. Eyvallah. Ne yapıyorsun oğlum? İnsan gibi gelsene. Niye zuhur ediyorsun ya? Sorun bende değil. Bence sende Şefkat. Kafanın içine nasıl daldıysan dışarıdan gelen insanı da gayetten sanıyorsun. Tamam uzatma abi, sacelem var. Ne diyeceksin? Alın sağ maçı. İmkansız. Engelemem. Bu akşam kesinlikle eve gitmem lazım. Bırak alın sahi, Esin var ya beni UEFA listesinden siler vallahi. Yahu tek tek fire veriyoruz. Cuma'yı bile zor ikna ettim. Takım ruhu sence bu mu Şefkat? Takım ruhu bu değildir. Bu evlilik ruhudur. Neden evde kalmaktan korkuyorlar anlamıyorum. Alo, hayırdır Gizem? Şefkat, seninle biraz konuşabilir miyiz? Tamam, konuşak. Ben şimdi eve geçiyorum. İstiyorsan gel, hem yemek yeriz hem Esin de seni merak ediyordu. Zaten görüşmüş olursunuz. Yok, ben gelmeyeyim. Sen gel, olur mu? Ama Esin duymasın lütfen. Şefkat, senden başka konuşacak kimsem yok. Lütfen. İyi tamam, ben o zaman gelirim, tamam. Hadi. Arkadaş bu nasıl iştir ya? Bu nasıl zamanlamadır ya? Ay kızın sesi de çok kötü geliyordu şimdi ona. Ne yapayım o zaman ben? Esin'in keseceği cezaya razı olacağız artık. Hay Allah'ım ya. Allah Allah. Hala bu kadın görememiş bunu. Anlaşılan filmlerdeki gibi sürpriz yapmayı beceremiyoruz biz. En iyisi bunu ben kendi ellerimle vereyim. Hayrola adam? Ne bu vaziyet? Ben artık evime gidiyorum. Evinize mi gidiyorsunuz? Evet. Burası sizin eviniz değil mi? Yani benim yanım. Ben öyle sanırdım ama değilim ismeğer. Çünkü siz benim yemeklerimi beğenmiyormuşsunuz. Benden sıkılmışsınız. Sonra beni çok masraflı buluyormuşsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları şimdi siz? Kulaklarımla duydum. Arkadaşınızla konuşuyordunuz. Gerçekten de yemeklerimi beğenmiyorsunuz. Sonra artık sizi huzursuz etmeye başlamışım. Yani kısacası benden sıkıldınız. Madam, benim dişim ağrıyor birkaç gündür. Onun için yemek yiyemiyorum. Benim sıkıldığım yerde kulüp. Kulüpten sıkıldım. Arkadaşıma onları anlatıyordum. Oranın yemeklerinden sıkıldım. Orayı masraflı buluyorum madam. Bir daha oraya gitmemekten bahsediyordum arkadaşıma. Ay, ya sahip dersiniz. Gayet tabii. Bakın ben size ne aldım? Oh bre. Çok güzeldir. Teşekkür ederim. Gözlerinizin pırıltısına eslik etsin diye. Cevdet Bey. Benim gözlerimi seviyor musunuz? Ben size ait olan her şeyi seviyorum madam. Hatta şu yanlış anlamalarınızı bile. Madam, hazır valiz hazırlanmışken bir balayına mı çıksak, ne dersiniz? Cidden yapsak mı? Fena olmaz değil mi? Ne oldu Pelecim ha? Bu sefer de karşı takım çikolata mı verdi yoksa sana?
Ne lan kör adamlarsınız be ya. Vallahi sizin ağzınıza düşeceğime kör kuyulara düşeyim daha iyi. Ne adamsın sen be? Hayırdır lan niye seke seke yürüyorsun sen? Yok bir şey be ya. Şu ampul takarken ayağımı sakatlamışım işte. Yürü git. Ampulle ayağın ne alakası var? Hareketlere bak ya. Amuda kalkarak takıyorum belki. Sana mı soracağım be ya? Allah Allah. Vallahi arkadaş iğneli iğneli sahaya çıktım. Hala yaranamıyorum ben size be ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Maçtan sonra gazozunuzu içerim, çikolatanızı yerim, haberiniz olsun. Hadi beyler, çeneniz değil bacaklarınız ısısın. Koş bakayım. Hadi Cilalı, koş. Kapçık ağzı bunlar be. Hep hadi, hadi Cuma. Hep çeneler, hep çeneler. Rakip tarafa çok yaklaşma. Ver bakalım, beşi yuvarlan. Fair play çerçevesinde baba. Çıktı. Hadi çıktı. Çıktı oğlum ya Allah'ım ya. Adamlar tutun la adamlar. Ne işe yarar? Hadi sal sal. Bırak git lan karaya bu. Karaya küsü durmasa daha iyi ya. Adam adama. Niye üzerime çullandınız gidin ötede sevinin bakalım. Bir de seviniyor lan. Bir de seviniyor. At ağzına bak ya. Sevinmeyin be ya. Mahalle böyle gol görmedi hayatında be ya. Senin ikametini aşağı mahalleye alacağım. Böyle bir utanç olamaz. Ne utancı be ya? Mahalle heykeli dikecek adamım ben be ya. Ha dikeceğim ben dikeceğim. Kendi kalesine gol atan diye dikeceğim o heykelini. Ne? Kendi kaleme mi gol attın ben be ya? Herhalde. La ben buranın kalecisi değil miyim sen? Sen orada o kale boş olunca ben ne bileyim ama ya. Hep sevgiden. Senin ne işin var orada? Sevgiden be. Aga Hüseyin doğru diyor biliyor musun? Benim buraya böyle bir mafsallı tente efendime söyleyeyim bir giyotin cam bir pergole şekli falan bir şey yapmam lazım şart yani. Tozlanıyor ya. İlgimi siz dağıttığınız için ben o şey neyse canım artık şöyle buyursunlar. Müsaadenizle. Buyurun efendim şöyle oturalım. Merhabayın, merhabayın. Burası mahallemizin en güzel mekanlarındandır. Merhabayın arkadaşlar. Yani işte, arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz be ya? Boş verin be ya. Vallahi kaybettiyse kaybettik yani. Dostluk kazandı, arkadaşlık kazandı değil mi? Sevgi kazandı, barış kazandı. Kazan kazan sistemiyle şey yapmayın ya. Bana daha çok karşı takım kazandı gibi geldi ama. Evet, sevgili kaybedenler kulübü üyesi arkadaşlar.
bu güzel hava evime muhabbeti bir şeyler içerek neşelendirmek ister misiniz? Ya oğlum sen de triplerden tribe girme manyak manyak hareketler ya, Allah Allah. İyi ki bir maça çağrılmadın. Zaten bu ata ağzının yüzünden madar olduk döndük. İyi ki de çağrılmadın yani. Ben zaten başka kulüplerle görüşme içerisindeyim. Çok da mühim değil. Tabii tabii, mutlaka bonservisin de şey yapma yani. İşte lan. Bu bize borç takan kapçı kazdı değil mi kan? Aynen öyle vallahi, ta kendisi. Dur sen dur. Ben onu tenhalarda kızdırırım, ümüğüne bastırırım. Hemen geliyorum, müsaadenizle. Küçük bir işim vardı benim. Bak arkadaşımın yanında sakın arkamdan kötü kötü konuşmayın. Yemin ediyorum bir gece gelirim, bütün vanalarınızı sökerim. Vallahi pireler bir tarafınızda tepişirken evinizi su basar, haberiniz olsun ha. Hanımefendi, siz ne içerdiniz? Ben fincanda bir çay alayım, içine de bir dilim limon. Hay hay, İhsan. Hepiniz ne kadar şanslısınız. Cuma gibi bir arkadaşınız var. Ey! Ben böyle sevgi dolu, böyle iyi kalpli birini daha önce hiç tanımadım. Cuma hasta mı sevgi dolu? Olsa olsa para sevgisidir o be. Yok vallahi, ben tanıdıkça çok seviyorum. Hem ne güzel hayata tutunmuş. Engeli var ama bunu hiç dert etmiyor. Kendisiyle barışık. Engelle miyim, bizim işimiz var bakalım. Gel sen dükkana gidelim, ben sana Alyan koleksiyonunu göstereceğim be ya. Bize bir çay kahve bir şey gönderin dükkana bakalım. Buyurun prensesim, şöyle alayım sizi. Agalar, Camil'i gördünüz mü lan? Kızı kandırmış sakatım diye. Ulan Cuma, ulan Cuma. Ben senin foyanı ortaya çıkarmaz mıyım lan? Senin foyanı ortaya çıkarmak insanlık görevi be. Durun durun. Benim aklıma bir fikir geldi ama azıcık bekleyelim de tam dükkana gitsinler. Sen de bu arada bana bir tane çay ver. İçine de bir tane tıraş limon salla. Ben bu sırada zaman geçirmiş olurum. Tam muhabbetin en harlı yerinde tepelerine inerim. Fırçalarım seni ha. Boğazın kötü lan. Bizde limon var İsmail. Kardeş kusura bakma da biz böyle adam satmıyoruz he. Herkes işine baksın. İşte bunlar benim Alien koleksiyonum. Alyanlarım. Çocuklarım gibi severim. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 10 numara. 10 parmağımda 10 numara var. Ama istediğin gibi numaralarımı kullanabilirsin. Çevir çevir kullan, çevir çevir kullan. Cuma Bey ne kadar şanslıyım. Ben daha önce sizin gibi biriyle karşılaşmamıştım. Tabii ki be. Tekimdir ben. Yemin ederim alemde tekimdir. Bir tanem bile yoktur yani. O yüzden... Ne işin var senin burada? Hayırdır inşallah bakalım. Ben burada çalışmıyor muyum usta? Çalışıyorsun. O zaman git işinin başına. Bak damlar aktarılacak. Önümüz kış. Yağmur var, çamur var. Hadi bakalım. Hadi git işinin başına. Hatta bugün hiç gelme. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hay bu çocuk böyle işte be ya. Bizim çırak bu. Lan tekidir. Hiçbir şeyden anlamaz o. Bunlar işte böyle şeyler. Aa, o böcek geri mi gelmiş? Eşin arıyor herhalde. Ay! Ne böcek? Anam! O! Böcek var mı lan? Böcek var mı? Aa, yürüyor. Sakat değil miydi bu? Yürüyor tabii. Benim ustam tek ayak üzerinde 40 takla atar. Size sakatım mı dedi yoksa? Söyle o patronuna bir daha beni aramasın, tamam mı? Yalancılarla işim yok benim. Bravo, çok düzgün kız. İsmail, acaba oğlum sen şeyi yaptınız mı? Siz gördünüz mü o? Nerede lan kız? Kız nerede lan? Vallahi gitti usta. Şu tarafa doğru gitti. Allah cezanı versin. İsmail senin o böcek nereden çıktı? Kuruttun lan beni, kuruttun. Vallahi en seni patlatacağım. Vay arkadaş be ya. 8 ayağın intikamı böyle mi olacak bakalım? Ay. Ya şimdi sana üzülme diyeceğim ama boşa gidecek biliyorum. Ama en azından kendini bu kadar hırpalamana gerek yok. Sonuçta cezasını çekecek ki gerçeği öğrensin değil mi? Orası öyle ama sorun sadece üzülme olayı değil Şefkat. Bora ifadesinde suçtan kurtulmak için bir iki olayda beni şahit göstermiş. Benim evde olduğumu söylemiş. Ama öyle bir şey yok. Şimdi ben ifade vereceğim. Yani doğruyu söylesem hapse girecek. Yalan söylesem içim rahat etmeyecek. Ne yapmalıyım sence Şefkat? Ya zor bir durum tabii. Bir tarafta öyle ya da böyle abin. Öbür tarafta vicdanın. Adalet anlayışın. Aynen öyle. Fakat ya gerçeklerin er ya da geç gün ışığına çıkmak gibi bir özelliği vardır. Yani sen bugün söylemesen o gerçek dönüp dolaşıp
billahi Bora'yı bulacak. Yani doğruyu söyle diyorsun. Yok. Sen bilirsin diyor. Ya söylesen de söylemesen de sonuç aynı olacak. Sadece biraz ertelenmiş olacak. Ama yani benim neydi dersem kimin nereden haberi olacak ki? Ay of, kafam çok karışık. Ya zaten senin adalet anlayışın, vicdanın şu an buradaki kıvranmandan belli. Ya bugün söylemesen dayanamayıp yarın söyleyeceksin. Bazen birini korumaya çalışırken ona kötülük yapabiliriz. Bence bu süreçte ona yapacağın en büyük iyilik gerçeği görmesini sağlayacak bir fırsat sunmak. Ha bu demek değildir ki onu yalnız bırakacaksın. Aksine kardeşi olarak bu süreçte onun devamlı yanında olacaksın. Sen ne iyi bir adamsın Şefkat ya. Ya bunu bir ara Esin'e de söylesene. Vallahi şimdi evde elinde maşa beni bekliyor ha. Ya bu arada Esin demişken benim eve gitmem gerekiyor. Yani devam etmek isterdim ama istiyorsan sen de gel evde devam edelim. Yok ben gelmeyeyim eve. Bu aralar Esin'i görmesem iyi olur. İyi sen bilirsin. Bu arada beni ne zaman istersen arayabilirsin. Samimi söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çay için teşekkür ederim. Kalkayım o zaman. Tamam sen de canını sıkma artık. Esin, acil bir işim çıktı da apar topar gitmek zorunda kaldım. Sana da haber veremedim. Daha ilk günden acil bir işin çıkıyor. Apar topar gitmek zorunda kalıyorsun, bana haber veremiyorsun. Ya neymiş bu benden öne koyduğun acil işin? Ben neden ihmal ediliyorum? Ya bir dur, bir sakin ol istersen. Anlamadan dinlemeden böyle taramalı tüfek gibi saldırıyorsun. Sonra pişman olacaksın. Bırak Allah aşkına, neye pişman olacağım? Esin, biraz kendi ihmal ettiklerini düşün istersen. En zor zamanında senin yanında olan bir insanın şu anda sen yanında değilsin, hem de sana en ihtiyaç duyduğu anda. Bu ara kendi dertlerine fazla takılıyorsun, dikkat et. Kimi ihmal etmişim ben ya? Gizem. Mümin Sarıkaya. Ne kadar iyi oldu buraya gelmemiz. İnanın Cevdet Beyciğim, ben burayı çok özlüyorum, mahallemi. Madem siz isteyin, ben sizi sık sık getiririm buraya. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Şu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Şu öksüz başıma gözdağı verme.
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme beni. Küsme yaz. Ya neye küs olalım? Kızgınsın ama bana değil mi? Ya. Biliyorum neden kızgın olduğunu, haklısın da. Ama ben Gizem'in gönlünü alacağım. Zararın neresinden dönsek kardır. Ama bir daha sorgusuz sualsiz ceza kesme. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Diler senin fazet, kâr etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Ettim seni. Sen eve mi gittin? Evet. Hafiyelik yaptım seni bulmak için. Neden? Ben umursadığını hiç sanmıyordum. Sen niye öyle diyorsun ya? Olur mu öyle şey? Ben tabii ki seni umursuyorum. Biliyorsun ben tek çocuğum yani. Benim kardeşim yok. Ama sen hem de sen de benim kardeşim gibisiniz. Tamam, ben bazen evin böyle şımarık küçük çocuğu gibi davranabiliyorum. Sadece kendimi düşünebiliyorum ama bu seni sevmediğimi göstermez ki. Şevkat bunu fark etmemi sağladı. Şevkat benim de bir sürü şeyi fark etmemi sağladı Esin. Bak, ortadan kaybolmak yok. Kızım çok merak ettik seni. O zaman bana müsaade. Güzel oldu böyle bir ortam, coştu. Ben artık kaçayım. Bu arada bence siz de şöyle birbirinize bir sıkı sıkı sarılın. Çünkü sarılmak mühim bir hadise. Yani bir yerde barış antlaşması gibi. Sarılmak iyidir. Hadi iyi günler. Hadi gözünüz aydın. Ben de geldim. Bora'nın durumu ne oldu? Çok karışık, çok karışık Esin. Ama anlatacağım. Lütfen önce bana bir kahve. Ben hemen söyleyeyim. Sağ ol tatlım. Biliyor musun Esin? Şevkat çok acayip bir adam. Böyle deniz feneri gibi. Kaybolduğunda onun ışığına bakarak yolunu bulabilirsin. Yani insan böyle zamanla kendi yolunu buluyor işte. Doğruyu söyledim ben. Burayı tutukladılar. Ya bir avukat tuttuk. İşte bu her şeyle ilgilenecek. Sen nasılsın peki? İyi misin?
Üzgünüm. Üzgünüm ama bir tarafım da rahat. Yani Bora zamanla anlayacak. Geçecek. Beraber atlatacağız. Gece uykumdan kabuslarla uyanıyorum usta. Yani gözümü kapattığım an kendimi Erkan olarak buluyorum ya. Hani o filmde sineye dönüşen adam var ya. He? Yavaş yavaş resmen Erkan'a dönüşüyorum ben usta. Asıl gece, asıl gece ne oldu? Ne oldu lan? Gözlerimi bir açtım, yüzümde Erkan'ın bıyığı. Çekiyorum, çekiyorum, çıkmıyor. Çekiyorum, çekiyorum, çıkmıyor. Hep cırmalamışım, dırmıklamışım kendimi. Ay selamın kavre be ya. Onu sen mi yaptın? Ben kedi cırmaladı sandıydım ya. Kedi. Keşke kedi olsa. Şuraya bak nasıl kanırttım. Hadi en büyük korkum bir gece uyurken Erkan'ı öldüreceğim diye kendimi öldürmem usta. Adamın zerresine tahammülüm yok. Oğlum akıllı ol biraz be ya. Tutturdum be Erkan da Erkan, Erkan da Erkan, Erkan da Erkan. Bro geldi artık be ya. Kız da ailesi de İsmail'i sevmiyor oğlum be ya. Sen Erkan'la yoluna devam edeceksin. Bence sen dizini istiyorsan İsmail'i öldüreceğim be ya. Vallahi eskidi zaten bu karakter. Baksana kendine. Doğru diyorsun. O zaman ben bu gece bu işi kökünden çözeyim. Ha yemin ederim delireceğim ya. Oğlum sen manyak mısın nesin be ya? Erkan da sensin, İsmail de sensin. Niye böyle yapıyorsunuz? Siz acaba Tezene ile bir zeka mı yarıştırıyorsunuz aptallık konusunda? He? İsmail de sensin, Erkan da sensin. Ayten birini iyileştirdim diyorum. Hop öbürü tekrar bozuluyor. Bulaşıcı mı acaba bu? Yemin ederim bütün mahalleye elektrik vereceğim, haberiniz olsun ha. Sen ne diyorsun usta? Deli deli konuşuyorum. Ben anlamıyorum ki hiçbir şey kendi kendine. Sübhanallah. Bak son kez soruyorum oğlum. Sen bu Tezene ile evlenmek istiyor musun, istemiyor musun? O nasıl bir soru usta? Her türlü istiyorum yani. Çılgıncasın ha. Tamam o zaman veya Erkan olarak gideceğiz, kızı isteyeceğiz. Seni sevmiyorlar ama Erkan'ı seviyorlar. Ne yapalım? Olmaz. Tezene'yi Erkan'a yar etmem. Oğlum yemin ederim sana buradan gelişine böyle girişeceğim, aklın şaşacak. Ne yapıyorsun sen be ya? Oğlum Erkan da sensin, İsmail de sensin. Erkan evlenince İsmail kiminle evlenmiş olacak? Tezene'yle evlenmiş olmayacak mı? Evet. İyi. Ben o zaman Erkan olup geleyim. Fırla. Koş hemen Erkan ol gel. Hadi bakalım. Hadi. Ay yapayım ya. Hepsini getir ne varsa. Al. Hepsi bu. Ne yapacaksın? Bunlar ne? Tabak. Düz, normal, standart tabak. Bunların hepsi birbirinden farklı takım değil hiçbirisi. Çok yanlış düşünüyorsun. Ona bakarsan Beşiktaş'ta da bütün futbolcular birbirinden farklı. Ama takım gibi takımız yani. Bunlarda takım ruhu var. Sen rahat ol. Geçen sefer benimkilerle idare ettik ama bizim yeni bir yemek takımı almamız lazım. Şart yani. Ya tamam işte kendi ağzında söylüyorum benim tabaklarla idare ettik diye. Ne güzel senin. Neydi o? Çeşme bülbül müydü seninkiler? Porselen. Ha porselen işte tamam onlar var. Onlar olmaz. Yeni almamız lazım. Kızım niye işte var ya senin. Bizim yeni bir takım almamız lazım. Ya sebep? Sebep ne? Evleneceğiz çünkü o yüzden. Tamam çok güzel evlenelim ama neden yeni takım almamız gerekiyor onu anlamıyorum var ya. Ay direnmeyi bırakır mısın? Hadi gidip bir takım seçelim. Hadi. Bunları ne yapacağız o zaman ya? Tamam onları şey yaparız. Onları da şey yapalım o zaman. Çat. Kırar atarız artık. Sirtaki yaparız. Öyle yaparız hadi. Saati masraf. Vallahi billahi saati masraf. Kapat kapıyı kapat. Ayakkabılar mı gidecek? Kürper anne, verin ben taşıyayım, verin. Ay yok, sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Ama olur mu, sizin o ponçik parmaklarınız yorulmasın ki sarmaları daha iyi sarabilir. Ay, teşekkür ederim çocuğum, bak geldik zaten. Çok naziksin, sağ ol. Verin taşıyayım. Verin. Tamam. Sağ ol. Peki biz tezenelerin birer çay içsek sizin için sıkıntı olur mu? Yok çocuğum, yok. İçin siz çayınızı. Çok sağ olun. Hayırlı günler. O zaman ben her zamanki yerde pekleyirim. Tamam ben bunları eve bırakıp geliyorum şimdi. Hadi bay. Şimdi iki biz. İki babanlar, iki de kızlar. Tamam yuvarlak 10 tabak yeter ya. Yok artık. En az 87 parçalık bir takım alacağız. Yuh. Pardon da ne yapacağız yani? Çadır kurup mahalleyi mi besleyeceğiz? Hayır, evimize gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Tabak ikram ederiz.
sen. Sizin ne? Sen neden sürekli beni transit geçiyorsun kız? He? Ya resmen hiçbir zaman önümde açılmayan metrobüs kapısı gibi oldun he. Azıcık şu sıfatıma bak, şu gül yüzünü görüyorum. Olmaz mı? Üf İsmail ya, çekil önümden. Arkana gidiyorum ben. Bu arada hayırdır ya? Erkan'a bir şey yapmadın inşallah. Ya yok, Erkan'la ne yapabilirim? Ne olur ya? Sen bu Erkan'ı gerçekten bu kadar çok mu seviyorsun kız? Evet tabii be, soru mu bu? Misal, evlen benimle dese evlenirsin yani. Bir dakika bile düşünme. Pes ediyorum teyzeni. Pes ediyorum. Git annengilere söyle. Erkan bu akşam seni istemeye gelecek. Hallerine bak lan, insan bu kadar sevinir mi? Ben bu mutluluğu baltalarım arkadaş. En iyisi bir çanak çömlek patlatayım de bu akşam görsünler. Başka çare kalmadı. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Şunun haline bak lan. Göz göre göre arabayı çalıyorlar ya. Hem de benim mahallemde. Dur ben şunlara bir ayar vereyim. Hayır olamam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen bana söz verdin. Belaya bulaşmayacaktın, unuttun mu? Ya tamam da bu kadar da değil yani. Baksana gidiyor arabaya. Senin görevin gidip müdahale etmek değil. Senin görevin polise haber vermek, tamam mı? Ya vallahi gidiyorlar ha. Alo. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Bir araba çalıyorlar şu anda. Plakasını veriyorum. 34 Trabzon Zonguldak 39-38. Üç kişiydiler, üç. Devran Sokak. Tamam, teşekkürler. Ya niye müdahale ediyorsun Esin? Gözünü seveyim ya. Göz göre vallahi gitti işte araba işte. Bizim yapmamız gereken bu çünkü. Polise haber vermek. Bak evlendikten sonra da böyle yapacaksın ve beladan uzak duracaksın. Tamam mı? Bir de bu beladan uzak durmak değil ki. Bu düpedüz suça müsaade etmek bir yerde. Neyse gidelim bari bir şey yapalım. Ne diyor polis, geliyor mu? Geliyorlar ama. Erkan'ın E'sini duyduğu an beni sildi ama olsun. Ben kaderime razıyım, yeter ki tezengeyle evleneyim. Akşam Erkan için tezengeyi istemeye gidiyoruz. Dayısı olarak da bu görev sana düşer. Harbim be ya, hayırlı işe bayılırım. Hayırlı olsun bakalım. Sağ ol ama giderken bir çikolata, bir çiçek falan almak lazım. Tabii oğlum, gitti Erkan gitmeden önce al, alışverişini yap sen bakalım. Aile büyüğü olarak Erkan'a kol kanat gelsin. Bu ara durumu yok çocuğun, biliyorsun. İsmail, mısır yiyorsun koçanı lan. Aa, nereden öğreniyorsun sen bu kurnazlıkları acaba? Vallahi arkadaş çevren çok bozuldu senin. Sen böyle bir çocuk değilim buraya ilk geldiğinde be ya. Tamam, ben hallederim. Çiçeği, çikolatayı hallederim de ama düğünün olunca takı takmam, haberin olsun. Ver, elini öpeyim. Yok, tamam, akşam öpersin be. Ver bakalım. Of, of, işimize gücümüze bakacağız. Düğünümüz var veya para kazanmamız lazım. Bak ne güzel takım aldık işte. Bunun yanına şimdi bir de uygun çatal bıçak alırız. Olur biter. Ya güzel diyorsun da 93.600 parça yemek takımı aldık da nereye koyacağız bunları acaba? Doğru söylüyorsun. O zaman yeni bir büfe almamız lazım bunları koyacak. Oho, ne gerek var? Var ya işte güzelim büfe. Olmaz, yeni olması lazım. Oho, sen de tabak çanakla başladık. Yok onu koyacak büfesiydi, onun yanına çatalı bıçağıydı, bardağıydı, çanağıydı. Yok abi, bu bir açmaza doğru sürükleniyor. Zaten benim aklım şu hala çalınan arabada kaldı. Sen hala bardağındasın, çanağındasın. Ya öf, saçmalama. Biz üstümüze düşeni yaptık. Aradık polisi, ihbar ettik. Onlar mutlaka bulurlar zaten. Efendim? Evet benim. Kime? Ben üç kişi görmüştüm ama. Kimmiş ya? Dur bak. Tamam, tamam tabii ki. Geliyorum hemen. Ne diyor ya? Nereye gidiyorsun? Dur be, polis. Bulmuşlar ama iki tanesini bulabilmişler. Üçüncü yokmuş. Gelin teşhis edin, ifade verin diyorlar. Bak, bana orada müdahale etmeseydin ben üçünü birden paketleyecektim orada. Hadi gidelim. Gidelim. Şunları da götürelim gözünü seveyim, yolda geri verelim. Allah aşkına hadi üstüne bir şey giyiyorsan geç kalın. İkisini yakalamışlar ha. Öbürü neredeymiş ki? Biliyorsan gidelim söyleyelim. Sor bakayım, ne soracaksın?
Ha. Birinin üzerine çok düşen. Evet. Gülperi. Aa! Şaşırdın sen iyice. Kapıya bak, kapıya. Evet, evet. Yıkıntı, döküntü. Ha. Merhaba. Tezene. Duvarlarım kıvrıldı sonunda Allah'ım. Şimdi size harika bir haber veriyorum anneciğim, babacığım. Akşama sevgili Erkan ve dayısı bize gelmek isterler. Hayırlı bir iş için. Oo, buyursunlar, buyursunlar. Şükürler olsun ya Rabbim. Dualarım kabul oldu. Hadi kalk, bir etrafı toplayalım, şu tozları alalım. Hadi çocuğum, hadi. Aa, ne tozu be? Benim daha yapılacak bir sürü işim var. Daha babacığımla oturup benim başlık paramı belirleyeceğiz. Döviz almış başını gitmiş. Ben öyle tezene ucuza gitti dedirtmem asla. Ne başlık parası? Ne başlık parası? Ne dövizi? Ben üste para vereceğim sen evlenince. Kalk, hadi yürü. Öyleyken böyle işte efendim. Gülperi Hanımcığım, Bozkurt Üstadım. Efendim biliyorsunuz biz bu eve kapıdan da girdik, bacadan da girdik. Ama bugün ayırlı bir vesile için... Ay ne oldu? Hayırlı şey. Kızım koş su getir. Ay dur bekle. Heyecanlandır be ya, heyecanlan. Panik yapmayın, sakin ol. Hiç öyle... Sen benden azıcık içeri geçsene. Dur oğlum sakin ol. Kızı istiyoruz, sus biraz be ya. Önemli, çok önemli. Gel. Efendim çocuk heyecan yaptı tabii, ciğerlerine vurdu, sıkıştı. Biz bir yüzünü yıkalım, aldıralım. Gel bakalım. Ne oldu oğlum, sen neyin peşindesin acaba? İç anı doluyor be. Hayırdır inşallah. Esu. Oğlum sen iç. Bırak şurayı. İsmail sorun ne senin makam oğlum? Araya araya giriyorsun sürekli. Alalım kızı gidelim işte be. Usta, İsmail'in aşkına son bir şans daha veren diyecektim ya. Hani ben son kez gidip İsmail olarak konuşsam tezenle, seni çok seviyorum, benimle evlen ne olur desem. Belki de koyunu gerçekten o yalak Erkan'da değildir, kabul eder. Lan salak mısın sen oğlum be? Aha, kız içeride göbecik atıyor evleneceğim diye, sen hala gönül mönül diyorsun. Bak yemin ederim tepemi tasını attırma, çeker giderim öyle kalırsın ortada. Hadi be usta, ne olur bak yalvarıyorum, görmüyor musun ya? Hem İsmail'i seçmezse benim de onlara çok büyük bir sürprizim olacak. Ne şey, ne sürprizi be oğlum? Bırak şu an sürprizimi, bizi veriyorlar kıza oğlum, gidelim işte be. Usta, idam mahkumlarına bile son arzun nedir diye soruyorlar ya. Bu da İsmail'in son arzusu, ne olacak? Kırmasan ne olur? Bu şükürlük dünya be. Allah be ya, tamam be ya, tamam. Sana 5 dakika müsaade. Geldin, geldin, hallettin, hallettin. Yoksa çeker giderim, haberin olsun. Yaşa be, yaşa. Kralsın sen. Küçük kralsın hep de. Hadi bakalım. Tezenli. 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 İsmail. İsmail git buradan. Bak seni gebertirim yemin ederim. Hayatım der ki beni istemeye geldi ya. Sakın engel olayım deme. Bozkır baba, ne olur tezeneyi verme o Erkan'a. Sen ki sevda adamısın, aşık adamın halinden anlarsın. Kıyma bizim aşkımıza. Aa İsmail yeter ama artık ya. Ne biçim laflar bunlar? Kıy baba ya, kıy bana, kıy. Beni Erkan'a ver. Tezene çok büyük, bak çok pişman olursun sonra benden söylemesin. Bozkır baba, çok büyük bir hata yapıyorsun lütfen. Ulan oraya gelirseni öyle bir döverim ki, öyle bir döverim ama içeride Erkanlar var, adamlar ayıp. Adamlar ayıp olacak. Ulan sana kaç kere söyledim, kızı vermiyorum o kadar. Ulan sana ne kadar söyleyeceğim bunu? Git ulan buradan, defol git, yürü. Zalimsiniz, içiniz de zalimsiniz. Yürü kızı yere. Yürü git lan. Görüşürüz yakında, görüşürüz. Ben size şöyle güzel bir çanak çömlek patlatayım da tam olsun. Ya biz bunları sabah götürsek olmuyor muydu? Niye gece vakti götürüyoruz ki? Olmaz. Götürelim, sıcak sıcak yesin işte insanlar. Ayrıca bu benim ilk aşuram. Babam beğenecek mi acaba? Babama vermeden önce ben bir tane denese miydim acaba çeşnici başı olaraktan? Hani nasıl olsa benim mide senin yemeklere alışkın. Adamcağız hastaneye gitmek şimdi. Bir lokma bile vermeyeceğim sana. Yerim ki ben. İlla ki yerim. Gülsüğü koydun mu buna? Gülsüğü güllece konuş. Aferin.
seni test ettim. Bunlar zaten yarma konur, fasulye konur, nar konur. Tercihin mesela kuru üzüm, kuş üzüm. Böyle durumda ya. Aa, Erkan bak kendine gelmiş, yüzüne su vurunca ferahladın. Tabii gel otur bakalım. Yiyorum, yiyorum. Hem de çok yiyorum, sağ olun. Son hakkımı da kullandım. İsmail öldü, yaşasın Erkan. Ben kızım yerdikleri an peruğu çıkarıp atıyorum vallahi. Şimdiden çok merak ediyorum yüzlerini. Sakın. Sakın vallahi öldürürüm seni. Buraya Erkan geldin, Erkan olarak çıkacaksın. Sakın dövdürteceğim mi lan bizi, öldürteceğim mi, ne yapıyorsun sen? Sakın. Boş ver, boş ver. İşte şu kızı ya bak. Bozgur üstad kötü kötü bakıyor sana. Kızlanıyor adam. Efendim nerede kaldıydık? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Evet, evet, evet. Verdik gitti, verdik gitti. Şşşt. Kızımızın kusuruna bakmayın. Heyecanlandı biraz. Tabii taze gelin şimdi. Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur bayağı. Şey yapmayın da kızım, ben de ilk defa böyle milli oluyorum kız isteme konusunda yani. O yüzden bir daha ne zaman böyle bir fırsat elime geçecek değil mi? İznimle lafımı bitirmiştiyse yani. Efendim Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Tezene'yi oğlumuz Erkan'a istiyoruz bayağı. Verdim gitti. Hayır, oğlu olsun o zaman. Sakın, sakın bu kıza şey yapmayacaksın. İyi davranacaksın. Sakın, sakın, sakın. Tabancamı sapuni, külliyat donatacağım. Külliyat donatacağım. Tabancamı sapuni, külliyat donatacağım. Külliyat donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Tabancam dolimen mi, seven böyle eder mi? Seven böyle eder mi? Tabancam dolimen mi, seven böyle eder mi? Seven böyle eder mi? İnsan sevduğun yali, adam sevduğun yali. Bir akurda gider mi? Bir akurda gider mi? Dur, soğuşma. Ya çok eğlenceli değil mi? Tayyucuğum nerekideysin? Daha eğlence yeni başladı. Hem sırada Kecan'ın sürprizi var. Koy abicim. Koy tezgahı içeri. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Şunlara bak ya. Bunların her biri servet eder. Kaynağı bulduk lan. Kapat kapat, dur dur. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam, sağ ol. Söyle paralar nerede? Ne parası evladım? Sana söylüyorum, paralar nerede? Kasa yok mu burada? Arkadaşlar bakın buraya. Kimsiniz siz ya? Recep abi, buyur al şunu. Oo, sağ ol Şevkat. Allah kabul etsin. Eyvallah. Çok güzel gözüküyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Badem falan var, hadi taşı. Kasesini sonra yıkar verirsin. Olur, olur. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Aa, babam arıyor. Ha. Efendim babacığım? Bizi uğraştırma, öldürürüm seni. Baba? Araştırın, etrafa bakın. Nerede bu kasa? Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Kasesini sonra yıkar getirsin. Tamam, tamam. Ne oluyor? Şevkat bir şey oluyor. Babamın yanında birileri var. Tehdit ediyorlar. Ne diyorsun? Koş, koş. Tamam, sakin ol.
Ne oluyor oğlum? Olay var, gel gel gel. Baba. Ne oldu? Ne oldu? Söyle, paralar nerede? Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi.